Efendim iyi akşamlar. Haber Vadisi'ne hoş geldiniz. Yeni gününde, yeni saatinde, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi salı günleri yapıyorduk ama bundan böyle artık çarşamba günleri sizlerle birlikte olacağız. Bir yarım saat programımızdan kısalacak ama o süreleri daha hızlı, daha verimli, daha güzel bir şekilde değerlendirmeye özen göstereceğiz. Ertuğrul Sevim ve İsmail Akar'la birlikte. Saat 12'ye kadar sizlerle birlikteyiz. Yine birçok gündem maddemiz var. Onları konuşacağız. Malum Muhsin Yazıcıoğlu, Büyük Birlik Partisi'nin kurucu genel başkanı merhum ve beraberindeki dava arkadaşlarını taşıyan helikopter şüpheli bir şekilde düşmüştü, düşürülmüştü. Üzerinden 12 yıl geçti. Onu konuşacağız. Dakikalar sonra da Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Sayın Mustafa Destici de konuğumuz olacak başkent Ankara'da. Onun ayrıntılarını konuşacağız ve tabii bir taraftan da yine sıcak bir gelişme Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianamede ilk incelemesini tamamladı. Bu da ayrı bir sıcak gündem maddesi ama iddianame oy birliğiyle iade edildi. Neden iade edildi? Onun ayrıntılarını da sizlerle paylaşacağız. Kabine değişikliği tartışmaları vardı. Geçtiğimiz hafta konuşuyorduk ama bir hafta geçti. Herhangi bir hareket yok kabineyle alakalı. Onun ayrıntılarını konuşacağız. Pandemi süreci, Türkiye'nin 58 şehri kızardı tırnak içerisinde. Yeni kısıtlamalar da geldi. Onlara da bir bakacağız. Neler oluyor, neler yaşanıyor hepsini ayrıntılarıyla konuşacağız. Bir taraftan da Teknofest 2022 seferberliği de var. Afyonkarahisar'da düzenlenmesi isteniyor. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin Afyonkarahisar il başkanları bir basın toplantısı düzenledi. Onun ayrıntılarını da konuşacağız sevgili seyirciler. Ertuğrul Sevim hoş geldiniz. Hoş bulduk Sayın Kurşun. İsmail Akar siz de hoş geldiniz. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum. Ben Sayın Genel Başkan'ı bekletmek istemiyorum. Çünkü hazırmış kendisi Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici'ye bir uzanalım. Sayın Destici hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Atay Gündüz Bey. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Destici. Programa sizinle başlayalım dedik. Bekletmek de istemedik. Malum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz efendim. Kırmadınız, konuk oldunuz. Onun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Önce o helikopter kazasından başlayalım isterseniz. Ben sizinle daha önce de programlar yapmıştık. Ben kaza demiyorum buna. Suikast diyoruz artık. Bu arada hatırlatmayı unuttum. Bir de anket çalışmamız var sevgili seyirciler. Ona da katılabilirsiniz. Bununla ilgili de bir sorumuz var. Sosyal medya hesaplarımızda. Ona da katılım sağlayabilirsiniz. Evet, 12 yıl geçti Sayın Destici. Önce oradan başlayalım isterseniz. Neler değişti şu ana kadar? Malum 15 Temmuz'daki o darbe girişimine kadar sümenaltı edilmişti bu dosya. Kapatılmıştı ama o hain darbe girişiminin ardından tekrar açıldı. Nedir şimdi son aşama bu soruşturmada? Öncelikle sözlerimin başında 6 yıl önce aşırı sol terör örgütü DHKPC tarafından şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle anarak başlamak istiyorum. Ailesine ve bütün yargı camiasına bir kere daha başsağlık diliyorum. İkincisi bugün Azerbaycan dedi soykırım günü. Aynen 1918'li yıllarda, 15'li yıllarda Ermeniler nasıl Anadolu'da ihanet etmişlerse aynısını Azerbaycan'da da yaptılar. Ve on binlerce Azeri kardeşimizi soykırıma tabi tuttular. Bolşeviklerin desteğiyle. Fakat elhamdülillah Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu Bakü'ye girerek bu katliamlara son verdi. Azerbaycan'ın acısı acımız, sevinci sevincimizdir. Bugün yine 31 Mart gerçekten bizim için acılarla dolu bir gün aslında. Pek çok noktada baktığımız zaman Mora Yarımadası'nda yaklaşık takribi 170-180 yıl önce Yunanlılar ayaklanarak oradaki on binlerce sivil Müslüman Türk'ü katlettiler. Benim
Türk tarihinde en çok içimi acıtan, yakan katliamlardan birisi de Mora Yarımadası'ndaki katliamlar evet. olmuştur. Oradaki on binlerce soydaşımızı da bir kere daha rahmetle anıyorum. Balkan Savaşları'nda milyonlarca Müslüman Türk şehit edildi. Şehit liderim Muhsin Başkanım ve onunla birlikte şehadet şerbetini içen arkadaşlarımızı da bir kere daha rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Tabii hadise 25 Mart 2009 tarihinde meydana geldi. Bir yerel seçim öncesi. Tabii hepimiz şok olduk. Büyük bir üzüntüye ve acıya gark olduk, boğulduk. Tabii o günden bugüne kadar da hep hukuki sürecin takipçisi olduk. 2014 yılında bu dosyaya bir takipçi kararı verildi. Biz buna o zaman itiraz ettik ve takipçi kararını kaldırdık. Daha sonra iki yıl tekrar bir soruşturma süreci geçti. 2016 yılında darbeden birkaç ay önce ikinci defa takipçi kararı verildi. Biz darbeden sadece birkaç gün önce o takipçi kararına da itiraz etmiştik. Birkaç gün sonra da hain 15 Temmuz darbesi gerçekleştirildi. Darbenin ertesi günü beni İzmir'den bir polis memuru arkadaşımız aradı. Bizim çocuklardan, antrenörlerden. Dedi ki başkanım ben İzmir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuruyum. Akşam dedi biz Marmaris'e gittik. Sayın Cumhurbaşkanımızı korumak için, ona yapılan saldırıya mukavemet etmek için. Orada yakalanan asker görünümlü darbecilerin içerisinde rahmetli genel başkanın helikopterin üzerinden, düştüğü helikopterin üzerinden cihaz söken iki tane asker de vardı. Biri astsubay, biri yarbay yani olmak bir üzere. Polis memurunun dikkati sayesinde. Efendim? Bir polis memurunun dikkati sayesinde. Ama bizim arkadaşımız konuyu biliyor. Yani meseleye vakıf. Bizim arkadaşlarımızın pek çoğu konuyu biliyor. Meseleye vakıf. Çünkü takip ediyorlar. Çünkü her biri Muhsin Yazıcıoğlu sevdalısıydı. Çünkü Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu bizlerin sadece genel başkanı ya da lider değil. O bizim abimiz, kardeşimiz, evimizin içinden birisi, dostumuz, dert arkadaşımız, yoldaşımız. Her şeyimizdi. Bu Muhsin Yazıcıoğlu sadece bunu en yakınındaki divan üyeleri ya da partilerin için değil, bütün parti tabanı için yapıyordu. Hatta halktan kim gelirse, dolayısıyla da onunla da dertleşirdi. Hatta bu konuda bazen arkadaşlarımızın serzenişi de olurdu. İşte Sayın Genel Başkanım, yani yoldan gelmişse de tanınmadık. Ya da partili olmayan birisine saatlerinizi ayırıyorsunuz birisinden. Ama onun en önemli özelliklerinin başında insani özellikleri geliyordu. Erdemli bir insanda bulunması gereken bütün hasletler, güzel hasletlere sahipti. Onun için arkadaşlarımızın pek çoğu konulara baktık. Bunun üzerine biz darbeden 3 gün sonra, yani pazartesi günü hemen mesai başlayınca 15 Temmuz'da işin bu yönüyle araştırılması için de Cumhurbaşkanımız arası aracılığıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdik ve o tarihten itibaren mesele bu yönüyle de araştırılmaya başladı. Daha sonra dosya üzerindeki takipçi kararını 130'a yakın şüpheli vardı. 110 kişi üzerinde takipçi kaldırıldı. Takipçi devam etti ama 20 kişi de takipçi kararı kaldırıldı. Dosya tekrar açıldı. Bu arada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yüksek dereceli memurlarla ilgili bir soruşturma vardı. Ona da takipçi kararı verilmişti. Biz Adalet Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmeler neticesinde, başvurularımız neticesinde sağ olsun Adalet Bakanlığı ile ilgililer de duyarlı davrandılar. Çünkü orada takipçinin kaldırılması için sadece tek seçenek vardı. O da Adalet Bakanlığı'nın kanun yararına bozma istemesi gerekiyordu. Bunu yaptılar. Oradaki takipçi kararı da kaldırıldı. Ve orada da yargılama başladı ve orası neticelendi. Yani orada yargılanan sanıklardan bir kısmı ceza aldı, bir kısmı beraat etti. Evet. Kahramanmaraş'ta süren bir mahkeme vardı. Bu eski Maraş Emniyet İstihbarat Müdür Yardımcısıyla ilgili. Yani hani bu çok kamuoyunda da bilinen kurtuldu geliyor bilgisini. Yalan bilgi diğer illere geçen ve böyle bir algı oluşturan. Onun da yargılanması tamamlandı, cezasını aldı. Yine Kahramanmaraş'ta üst dereceli memurlarla ilgili mahkeme vardı. O da neticelendi. Onlar da ceza aldılar. Bir de tabii işte bu Göksun'da
o helikopterin üzerindeki cihazları sökenlerle ilgili bir yargılama vardı. O şimdi yeni açılan, ağır cezada açılan dosyayla birleştirildi. Şu anda 19 kişinin de yargılanması başladı. Bunların içerisinde olayı istismar edip başka yönlere çekenler ya da işte bunun üzerinden kendi şahsi çıkarlarını belirtenler de var. Hatırlarsanız bu hadise ilk yaşandığında o zaman Türkiye'nin gündeminde Ergenekon meselesi vardı. Hı. Ve her mesele gibi bu mesele de Ergenekon'a yıkılmaya çalışıldı. Hatta Muhsin Başkan'a da iftira atılarak işte Ergenekon'un gizli tanığı olduğu için bu hadise başına geldi gibi bir algı oluşturuldu. Tabii şimdi bunları biz söyleyince herkes onaylıyor da o zaman çok kişi bunları onaylamıyordu. Yani biz o zaman da diyorduk ya Muhsin Başkan Ergenekon'un gizli tanığı olmaz. Bir şey biliyorsa bunu açıkça çıkar. Devletinin, milletinin önünde söyler. 28 Şubat'ın o en karanlık günlerinde çıkıp namlusunu milletine döndürmüş, kanka selam, durmam diyen Muhsin Yazıcıoğlu niye gizli tanık olsun dediğimizde kimileri bize gülüyordu ya da istihza ediyordu. Kimileri de bunu bizim Muhsin Başkan'ı savunmak için söylediğimizi düşünüyorlardı. Hatta hatırlarsanız o dönemde bu iddialarını güçlendirmek için de işte Muhsin Başkan'a ait olmayan bizim tarlayı sürmüşler sözünü türettiler. Halbuki Muhsin Başkan'ın böyle bir sözü söylediğine dair şu ana kadar hiç kimse bize ne bir televizyon görüntüsü, ne bir yazı, ne bir ses, hiçbir şey getiremedi. Çünkü biz böyle bir şey duymadık. Bunu o zaman 2010'lu yıllarda başkanın şehadetinden sonra FETÖ'cüler söylemişlerdi. Bu Ergenekon iddiasını güçlendirmek ve Hrant Dink ve Danıştay saldırılarında işte bazı partilerin ya da işte Alperen Ocakları mensuplarının kullanıldığını güçlendirme iddiasıyla bunu yapmışlardı. Halbuki böyle bir şey yoktu ama bakıyorum bugün hala bazıları biz bunu söylememize rağmen hem de FETÖ'ye karşı olduklarını söyleyenler maalesef onların argümanlarını kullanmaya devam ediyorlar. Evet. Şimdi de aynı şey bu bizim tarlaya sürmüşler meselesi başka hedefler için kullanılıyor. Burada da baktığınız zaman biz sadece şunu istiyoruz. Dürüst, temiz habercilik, gazetecilik ve Muhsin Başkan'ın ağzından çıkmayan sözleri de sanki onun sözleriymiş gibi ifade ederek bunları daha sonra kendi iddialarına güç kazandırmak için adeta bir delil olarak kullanmalarında ben şahsen doğru bulmadığını söylüyorum. Ben anlatıyorum, bakıyorum birkaç gün sonra arkadaş diyebileceğimiz kimse bile televizyona çıkıp aynı iddiaları dillendirebiliyor. Tabii daha sonra bir 17-25 Aralık süreci yaşandı Türkiye'de. Ve ondan sonra da işte yine aynı takım. Bu sefer bu işin içinden dönem hükümeti, başbakanı, devlet görevlilerini itham etmeye başladı. Ve o zaman da yine ben Star Gazetesi'nde Ahmet Taş getiren benim bir reportaj yaptı. Hı hı. Bunun olup olamayacağı konusunda böyle duyumları olduğunu sorduğunda ben böyle bir şey olmadığını, böyle bir şey ihtimal vermedim. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la, Cumhurbaşkanı'nın, dönem başbakanı, Muhsin Başkan'ın arasının iyi olduğu, dostlukları olduğunu ve görüştüklerini ifade etti. Ve şunu sordum o zaman, madem ellerinde böyle bir bilgi, belge ya da delil varmış, niye 5 sene beklemişler? Yani niye 5 sene bunu çıkartmamışlar? Çünkü şimdi geriye dönüp baktığınızda daha iyi görüyorsunuz. Emniyet teşkilatına hakimler, yargı müessesesine hakimler, silahlı kuvvetleri hakimler. Dolayısıyla da tabii bizim o dönemki bir tavrımız da hoşlar etmedi. Çünkü isteniyor ki o dönemde kamuoya kim hakimse kamuoyuna, söylenene herkes uysun ve o şekilde konuşsun, o şekilde dillendirsin isteniyor. Ama biz Ergenekon dendiğinde de, hükümet dendiğinde de bunlara rağbet etmedik. Biz hep gerçeğin peşinde koştuk. Yani gerçeğin peşinde koştuk ve bunu da hukuk içerisinde devletle birlikte çözeceğimize inandık. Çünkü devlete rağmen Türkiye'de özellikle büyük bir projeden, büyük bir organizasyondan, büyük bir suikastten, sabotajdan, cinayetten bahsediyorsanız, böyle bir iddianız varsa, böyle bir şüpheniz varsa o zaman siz bunu devlet olmadan, devletin kurumları olmadan, İçişleri Bakanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın, İstihbarat Teşkilatı'nın desteği olmadan bunu çözebilir misiniz?
Söylemezsin. Yani bu bir gerçek. Ve neticede 15 Temmuz hain darbesinden sonra biz bu süreci devletle ve devletin kurumlarıyla birlikte daha organize bir şekilde takip etmeye başladık. Ve bu neticede işte bu biraz önce dava süreçleri sonuçlandı. Yeni mahkemeler başladı. Burada tabii ki partimizin, camiamızın... Efendim bu noktada bir şey sormak istiyorum. Yani hukuk süreç devam ediyor dediniz. Yani ilgili kurumların gayretlerini de asla görmemezlikten gelmemekteyiz. Bir şey soracağım tam bu noktada yine söylediğiniz yerden hareketle. Hukuki süreç devam ediyor dediniz. Mahkemeler var. En azından şahsım adına ben de uzaktan takip ediyorum. Tabii siz de ilgilisiniz. Başımdan beri biliyorum ben. Teşekkür ediyorum. Merhum İsmail Güneş de zaten yakın evet. Arkadaşım. Eşi Yasemin Hanımefendi halkeza o şekilde. Şunu soracağım. Bazı mahkemelerden kararlar çıkıyor. Siz bu kararları ne bileyim verilen hapis cezalarını yeterli buluyor musunuz? Şimdi şöyle, biz bir taraftan meseleyi aydınlatmaya çalışırken diğer taraftan da adil yargılama ve gerçekten bu konuda da hassasız. Yani burada meselenin çeşitli boyutları var. Bir, burada ihmali olan var, kusuru olan var, hatası olan var, görevi ihmali olan var. Şimdi bundan alacağı cezalarla kastı olanlar, yani bu helikopter düşürülmüşse düşürenler, sabotaja uğramışsa sabotajı gerçekleştirenler alacağı cezalar elbette bir olmaz. Hı hı. Yani şimdi çünkü hukukun her suç için belirlediği bir ceza müeyyideler var. Bak. Şimdi biz zaten meselenin bu kısmını takip ettik ama bizim esas ilgilendiğimiz meselenin diğer kısmı, yani ana kısmı. Yani bu helikopter düşürülmüşse bunun ortaya çıkarılması, sabotaja uğramış bunun ortaya çıkarılması, ondan sonra burada efendim işte kasten ölüme terk edilmişse bunun ortaya çıkarılması, bununla ilgili pek çok şüphe var bu benim söylediklerimle ilgili. Ama bunu somut delillerle ortaya koyacak olan neresidir? Yargıdır. Muhakkak. Biz bütün bu konudaki bilgileri, belgeleri yargıya teslim etmiş edilir ne varsa. Ya da yargının bu anlamda çalıştırılması için hem siyasi olarak hem vicdani olarak her türlü gayreti göstermişiz. Tabii bakın bizi geçmişte de yani olayın olduğu günden bugüne kadar sokağa çekip camiye, sokakta devletle karşı karşıya getirmeye çalışanlar, hükümetle karşı karşıya getirmeye çalışanların da biz oyunlarını bozmuş olduk yani burada. Çünkü bu bir sabır meselesi. Türkiye tabii bu süreçte çok büyük badireler atlattı. Şimdi bunları yok sayamayız, bunları görmezden gelemeyiz. Ama şu anda dediğim gibi darbeden sonra epey bir temizlik de yapıldı. Ve şu anda yargımız yani devletimizin ilgili kurumları bu hadisenin çözülmesiyle ilgili bir gayret gösteriyorlar. Şimdi ne oldu? Burada örneğin olay ilk meydana geldiğinde aslında 9 kişilik bir kaza kırım ekibi kurulması gerekirken 3 kişilik bir ekip kuruldu. Ve bu 3 kişi de Meclis Araştırma Komisyonu'na gelip dediler ki bizim aslında uluslararası böyle bir belgemiz yok. Şimdi işte biz bakın mücadelemizin sonunda 12 yıl sonra 9 kişilik Türkiye'nin en uzman kişilerinden işte en önemli üniversitelerinden, hocalardan bir ekip oluştu. Bu bilirkişi ekibi şu anda yeniden başından itibaren süreci inceliyor. Bir rapor hazırlayacaklar ve bu rapor esas ana soruşturma dosyasına da ışık tutacaktır. Yani ne gibi? Efendim işte bunu uçaklar düşürmüşse bunun ortaya konulması. Çünkü bütün belgeler, bilgiler savcılık prosesinde var. Ya da işte karbon monoksit zehirlenmesi olmuşsa bunu ortaya koyuyor. Ya da işte uçak çarpmamıştır ama yakınından geçmiştir. Mesela bizim Suriye'de bir uçağımız düşürüldü hatırlarsanız. Evet. Akdeniz'e düşmüştü hatırlıyorsanız. Evet. Mesela ben
Sonra öğrendim ki aslında bizim bu uçağımızda füze çarpmış. Füze çok yakınından geçmiş, adeta dibinden. Dolayısıyla da bu füzenin çok yakından geçmesi üzerine pilot ani hareketle uçağın düşmesine sebep olmuş. Ama füzeden dolayı düşmüş. Neden? Bunu peki nereden öğreniyoruz? Çünkü füze kimyasallar bırakıyor uçağın kabinin üzerinde. Yani bu biliniyor şimdi. Dolayısıyla bu... Yani çarpması kadar tehlikeli diyorsunuz yani yanından geçmesi. Tabii çarpması kadar tehlikeli. Şimdi bu kimyasallar mı bu işe sebep oluyor? Yani bu karbon monoksit oranlarının yüksek çıkması. Bunlar mutlaka helikopter enkazında ya da gövden üzerinde olan şeyler. Tabii daha önce bunlar incelendi ama biz bu dediğim gibi raporları yetersiz bulduk ve bunların yeniden incelenmesiyle ilgili en ince detayına kadar. Yani biz şunu da yaptık. Yani biz kim bir iddiada bulunmuşsa ya da benim elimde böyle bir bilgi var demişse biz bunu savcılığa taşıdık. Savcılığa taşıdık ve dolayısıyla da savcılık bu işin üstünde devam etti. Ama tabii ki bizim avukatlarımız da farklı olan ailelerin avukatları da sürecin başından itibaren takipçisi oldu. Ve takipçisi olmaya da devam etti. Devam ediyorsunuz. Ertuğrul Sevim İsmail Akal, sorunuz var mı Sayın Genel Başkan'a? Sayın Genel Başkan'a ben iyi akşamlar diliyorum. Tekrar hayırlı şehit, akşamlar Ertuğrul Bey. Tekrar şehit Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'na nezdinde de Büyük Birlik Partisi'ne ve onu sevenlere de başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Türkiye için büyük bir değerdi. Siz kendisine çok yakındınız. Zaten en son anma toplantısında da söylediniz. Sizin için bir genel başkandan öte birçok anlam ifade ediyordu. Muhsin Başkan eğer bu suikaste veya cinayete kurban gitmeseydi, şehit düşmeseydi en büyük yapacağı işlemlerden bir tanesi neydi? Neyin peşindeydi? Veya Türkiye'deki nelerin düzelmesi için çaba sarf ediyordu? Belki buradan da onun suikastinin sebeplerini bulabiliriz. Siz kendisine çok yakın olduğunuz için son projesi neydi? Ben merak ettiğim o. Yani Muhsin Başkan'ın en büyük hayali Türkiye'nin Türk milletinin birliğiydi. Yani başı açığıyla, başı kapalısının aynı üniversitede kavgasız barış içinde okuyabildiği. Kürt, Türkmen, Çerkezler, Boşnak, Alevi, Sünni kendi gelenekleriyle, görenekleriyle kardeşçe yaşayabildiği ve her bir vatandaşımızın doğduğu yerde doyup mutlu ve müreffeh olmasını arzu ediyor. Tabii bununla birlikte bütün bu mazlum coğrafyaların da sesi soluğu oluyordu. Biz de onun yolundan gidiyoruz. Tabii Muhsin Başkan bir suikaste uğramışsa bunun bana göre bir tane gerekçesi olabilir. O da Muhsin Yazıcıoğlu biliyorsunuz Türkiye'de milli iradeye hep canı pahasına sahip çıkmış bir liderdi. Eğer birilerinin bu konuda bir emeli varsa burada Muhsin Yazıcıoğlu'nu engel olarak görmüş olabilirler. Bunun dışında benim hani başkaca da somut olarak sebebi şudur diyeceğim bir şey yoktur. Çünkü Muhsin Yazıcıoğlu toplumun kahrekseri tarafından da sevilen, sayılan bir liderdi. Onun için bu anlamda hiç kimseyle ya da hiçbir grupla da tabii ki PKK vatan hainleri onları saymıyorum. Bir husumeti de yoktu. Ve şehadetinde de bunu gördük ki sağdan soldan Alevi Sünnisi, Kürt'ü Türkmen'i herkes milyonlar onun cenazesinde buluştu. Evet. Efendim Yazıcıoğlu İsmail davası... Bey'e de iyi akşamlar diyelim. Evet, Muhsin Başkan'a ben de Allah'tan rahmet diliyorum. Sizin camiaya da başsağlığı diliyorum. Hatırlarsınız evet, Şubat 2019'da Sayın Genel Başkanım Gazeteciler Cemiyeti olarak ziyaretinizde de oturup konuları konuşmuştuk. Afyon'u evet. Ziyaret ettiğinizde hatırladınız inşallah. Evet hatırladım. Hı. Hatırladım. Şimdi konuşmalarınızda çok dikkatli dinlemeye çalıştım. Bir dönem işte Ergenekon'la ilişkilendirdiler. Daha sonraki dönemde de FETÖ'yle ilişkilendirdiler. Siz de bu camiada çok önemli, Muhsin Başkan'ın sürekli yanında olan bir insan olarak.
FETÖ ile ilişkilendirilmeyi nasıl buluyorsunuz? Sindirebiliyor musunuz? Niye böyle bir şey yapıldı? Bu konuda neler söylersiniz? Çünkü bildiğim kadarıyla FETÖ'ye de oldukça karşı bir duruşunuz vardı. O işte 2019 Şubat ayındaki ziyaretinize de atıfta bulunmam ondan dolayıdır. Yani bu konuları konuşmuştuk. Bir de bunu kamuoyuyla değerlendirelim isterim. Buyurun. Şimdi Muhsin Başkan, Türkiye'deki bütün topluluklarla insani ilişkiler içerisinde, yani sadece cemaatler ya da dini gruplar arasından değil, mesela gayrimüslim gruplarla ilgili de, benim Bursa'da bir hadise yaşanıyor. Türkiye Yahudi cemaati lideri aradı dönemi. Ya dedi ki Mustafa Bey, dedim ben de şaşırdım ha, dedim ki bu işte gayrimüslim bir cemaatin lideri beni arıyor, niye arıyor diye. Görüştüm kendisiyle. Bana dedi ki ya bizim dedi Bursa'da dedi bir şeyimiz var, sinagogumuz var. Burada da çok az bir yaşta cemaatimiz var. Bununla ilgili bir böyle yardım talebinde bulundu. Yani maddi değil de manevi anlamda. Biz dedi Muhsin Başkan'la da dedi, Muhsin Bey'le de tanışırdık. Bir hukukumuz da vardı. Biraz da dedi ona güvenerek dedi sizi aradım. Çünkü büyük bildiğin dedi geleneğini biliyorum. Hani siz herkese karşı hoşgörülü bir siyasi hareketsiniz diye. Yani o ve bu ve buna benzer örneklerden tabii genel başkan olduktan sonra aşağı yukarı 10 yıldır bu emaneti taşıyorum. Dolayısıyla böyle pek çok hadiseyle karşı karşıya kaldım. Onun için Muhsin Başkan'ın böyle Türkiye'deki bütün sivil toplum örgütleri, işte cemaatler ya da işte gayrimüslim de olsa hazırlık gruplar, bunların hepsiyle seviyeli ilişkisi vardı. Yani Muhsin Başkan'a bir önce söylediğim gibi eğer bir suikast ve sabotaj niye yapılır, onun sebebi ne olabilir dediğinizde bir önce söylediğim gibi sadece birilerinin Türkiye üzerinde emelleri varsa, bu da dış destekleyemezse, milli iradeyi, demokrasiyi yok etmeye kafaya koymuşlar ve kendileri ne pahasına olursa, darbe de olsa yönetimi ele geçirmeye amaçlamışlarsa, burada en büyük engellerden birisi olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nu görmüş olabilirler. Evet, evet. Teşekkür ederim başkanım, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sayın Destici, bu konuyla ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı efendim? Yok, teşekkür ederim. Alakalı. Ben tekrar şehitliklerimizi ve onların işte hayatını kaybeden arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Amin. Teşekkür ediyoruz. Bir de ben bir konuda... Buyurun. Şimdi Türkiye'de görev yapmış bazı cumhurbaşkanları ve başbakanların isimleri üniversitelerde yaşatılıyor. Tabii Muhsin Başkan'ın böyle bir şansı olamadı. O siyasetinin belli bir süresinde şehit düştü. Onun isminin ebedi olarak yaşatılması için birçok yerde de vardır. Böyle bir düşünceniz var mı Büyük Millet Meclisi'nde ve hükümet nezdinde herhangi bir üniversiteye ve isminin verilebilmesi açısından? Biliyorsunuz en son merhum Alparslan Türkeş'in ismi de verilmişti. Muhsin Başkan'ın ismi de bir üniversite Türkiye'de yakışır diye düşünüyorum. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Bizim de bu konuda talebimiz var. Ama işte siz de bir önce bahsettiniz. Cumhurbaşkanı ve başbakan ya da başbakan yardımcısı, yani bu görevlere yapmış olanlarla sınırlı tutuyorlar. Ama Muhsin Başkan için bir istisna kullanılabilir. Çünkü Muhsin Başkan belki Cumhurbaşkanlığı başbakanlık yapmadı ama şehadetinde, cenazesinde gördük. Başbakanlık yapanların, Cumhurbaşkanlığı yapanların cenazelerinin belki de bir katı bir halk kalabalığıyla uğurlandı. Onun ötesinde büyük bir sevgiyle, muhabbetle uğurlandı. Onun için biz bunu yine takipçi olmaya devam edeceğiz. Ve yine tabii ki Allah izin verirse, bize güç kuvvet verirse, onun adına bir üniversiteyi kurma da hep bizim hayalimiz. Umarız ismiyle de yaşar üniversitede. Sayın Destici, malum Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin kapatılmasına ilişkin iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na iade etmesi de bugünün sıcak gelişmelerinden bir tanesiydi. Ama çok özür dileyerek kısa bir araya gitmek zorundayım.
O aranın ardından da bu konuyla alakalı da kıymetli görüşlerinizi dinlemek isteriz efendim. Peki. Evet, kısa bir ara vereceğiz. Ardından buradayız. Efendim tekrar hoş geldiniz. Haber Vadisi'ne devam ediyoruz. Kıymetli bir konuğumuz vardı. Kısa bir ara vermiştik. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Sayın Mustafa Destici. Reklamların hemen öncesinde de Muhsin Yazıcıoğlu suikastini soruşturmada gelinen son noktayı konuşmuştuk. Ve reklamların hemen öncesinde de bir soru yöneltmiştik kendisine. Tekrar şu anda karşımızda. Sayın Destici, Anayasa Mahkemesi'nin malum bugün bir kararı vardı, incelemeyi tamamladı HDP'nin kapatılmasına dair. Bu iddianamenin oy birliğiyle usul yönünden iadesine karar verildi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na. Nasıl okumak gerekiyor bu kararı? Kıymetli yorumlarınızı lütfen paylaşın. Öncelikle tabii HDP'nin meşru bir siyasi parti olmadığını, PKK'nın bir siyasi uzantısı olduğunu, gerçeğini herkes biliyor. Buna rağmen niye HDP'ye bu zamana kadar müsaade etti ve alan açıldı? Bunun çok farklı sebepleri var. Ama biz başından itibaren bu sebeplerin hiçbirisini doğru bulmadık. Ve kim terör ve şiddete bulaşırsa, terör ve şiddeti benimseyenlerle birlikte olursa, hele ki terör örgütünün sözcülüğünü yaparsa, uzantısı olursa, dünyanın hiçbir yerinde müsaade edilmeyeceği gibi Türkiye'de buna göz yummaması lazım dedik. Bugüne kadar geldik ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kapatma istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Anayasa Mahkemesi tabii raportör inceledi ve bir rapor sundu. Bu raporu da Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesi inceledi ve sonunda toplanarak usul yönünden eksiklikler olduğu için bunu Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına dosyayı iade ettiler. Burada tabii 15 mahkeme üyesinin görüş birliği içerisinde bir karar vermesi ne biz görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı inanıyoruz ki kısa süre içerisinde bu eksikleri tamamlayıp dosyayı yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gönderecektir ve Anayasa Mahkemesi de ondan sonra konuyu esastan görüşerek çoktan kapatılmayı hak etmiş olan PKK'nın siyasi şubesi HDP'yi kapatacaktır diye ümit ediyorum ve bekliyorum. Kararın bu yönde çıkmasını beklediğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Efendim ben yani, gerekçesinden evet, bahsetmek istiyorum. Sizin de bilginiz vardır ama şöyle, partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadığı gerekçesinden bahsediliyor. Yani şimdi ne anlamalıyız bundan? Bu gerekçeleri ben de okudum. Ama tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gönderdiği dosyanın içeriğine hani %100 hakim değiliz. Dolayısıyla da bu dosyayı inceleyenler ancak bu konuda bir hüküm verebilir. Ama bizim için önemli kıstaslardan birisi nedir? 15 Anayasa Mahkemesi üyesinin oy birliğiyle bu kararı almış olması. Evet. Yani diyelim ki bu karar 8'e 7 çıksaydı, 9'a 6 çıksaydı, ne bileyim işte farklı çıksaydı, o zaman çok daha fazla bunun üzerinde konuşabilirdik, yorum yapabilirdik. Ben tabii Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırlığını tekrar tamamlayacağını, bu eksiklikleri gidereceğini ve daha sonra tekrar Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bekliyorum. Buna inanıyorum. Bu sürecin böyle yürümesi lazım. Yani Anayasa Mahkemesi iade etti diye bu sürecin tıkanmaması, kapanmaması gerekiyor. Çünkü HDP'yi kapatmak için aslında çok bir delile ihtiyaç yok ama neticede mahkeme olunca mahkeme önündeki delile göre karar verecektir. Belgeye göre karar verecektir, bilgiye göre karar verecektir. Bu anlamda da ben tabii ki Anayasa Mahkemesi'nin verdiği kararı beğenmesem,
benim hoşuma gitmese de, bana göre doğru olmasa da en hakkıyla saygı duymak zorunda. Evet, İsmail evet, Akar bir şey söyleyecek herhalde. Sayın Destici, bu konudaki yorumlarınızı yaklaşık 3-4 saat önceki yaygın kanallarda da bir kısmında izleme şansını buldum. Ama bir şey sormak istiyorum. Sizin bakışınız nedir? Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı bu konuda çok sert açıklamalar yaptı bu karardan sonra. İşte Anayasa Mahkemesi'nin gerekirse kendi kendini feshetmesi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın da istifa etmesi gerektiği şeklinde. Ve raportör suçlanıyor. Biraz önce siz de giriş anlatırken tabii ki raportörün yazdığı 784 sayfalık bir şey var. Dosya var, rapor var. Ona göre Anayasa Mahkemesi belki de görüşmedi. O raportörün kararına göre bunu alıp geri iade etti. Devlet Bahçeli'nin bu açıklamalarına sizin bakışınız nedir? Devlet Bahçeli'nin ve bizim yani Milliyetçi Hareket Partisi'de Büyük Partisi'nin HDP'nin kapatılması noktasında, daha doğrusu teröre bulaşan partinin kapatılması noktasında tam bir fikir birliğimiz var. Ama usulde bazı farklılıklarımız ya da farklı görüşlerimiz, düşüncelerimiz olabilir. Neticede biz ayrı bir siyasi partiyiz. Evet. Yani ben Sayın Devlet Bahçeli'nin fikirlerine de görüşlerine de hem saygı duyarım hem değer veririm. Ama Büyük Birlik Partisi olarak biz meseleye şöyle bakıyoruz. Mesela biz grubu olan bir siyasi parti olsaydık mecliste, biz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından çok önce kendi hazırlığımızı yapar ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurur. Evet. HDP'nin kapatılmasıyla ilgili. Bunu sadece Milliyetçi Hareket Partisi değil, mecliste HDP dışındaki 3 parti de, yani İYİ Parti de, Cumhuriyet Halk Partisi de, Adalet ve Kalkınma Partisi de yapabilir. Şimdi bu partilerimiz yapmadı. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı. Ha, bu da iyi bir şeydir. Olumludur. Neler? Partiler arasında, işte tabanlar arasında bir husumet meydana gelmemesi açısından aslında bu da önemli. Yani çünkü HDP'ye oy veren işte 6 milyona yakın insandan bahsediliyor bu kapatma meselesi gündeme geldiğinde. Evet. Biz o 6 milyon, yani bizim seçenle, yani seçilenle, yani oy verenle, oy alanla bir problemimiz yok. Bizim problemimiz vatan hainleriyle, teröristlerle ve bunlarla işbirliği tutanlar. O 6 milyona yakın insan içerisinde terörü lanetleyen, terörü onaylamayan, HDP'nin PKK ile işbirliğini onaylamayan insanlar varsa elbette ki bizim buna da saygımız vardır. Ama onaylıyorlarsa, nasıl ki HDP'nin sözde milletvekillerine saygım yoksa onlara da saygım olamaz. Kimse kusura bakmasın. Yani HDP'nin PKK ile ilişkisini bile bile teröre ve şiddete destek olacak bir şekilde onu güçlendiriyorsa, hiç kimse benden bu tür davranış sergileyenlere de saygı duymamı beklemesin. Bir de şöyle bir mesele var. Ortada bir suç örgütü varsa, bir suç şebekesi varsa, bu hangi alanda faaliyet gösteriyorsa göstersin. İster siyasi parti olsun, İster sivil toplum örgütü olsun, ister bir ticaret hane olsun, bu kapatılır. İşin hukuki yönü bu taraf. Kapatırsak bunun yenisi açılır mantığı olur mu ya? O zaman bütün suç işleyen iş yerleri açık dursun. Yani böyle bir şey kumarhaneler o zaman hiç kapatma. Öyle değil mi yani? Evet. Şimdi böyle bir mantık olmaz. Böyle bir hukuk işte. Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi de hukuka göre karar vermeli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı da hukuka göre hareket etmeli. Siyasi partiler de hukuka göre hareket etmeli. Biz eleştirimizi yaparız, düşüncemizi söyleriz. Ama hukuk bize ne kadar güç, kuvvet, kudret veriyorsa onu yerine getiririz. Evet, yoksa daha önce Türkiye'de bu yapıldı. Tabanları karşı karşıya getirip çatıştırmak. Buna asla düşmedik ve buna düşmeyiz. Çünkü Kürtleri biz kardeşimiz olarak görüyoruz. Daha doğrusu hangi etnik kökene mensup olursa olsun, hangi mezhebi anlayışa mensup olursa olsun, biz bu vatanın, vatanını seven, bu bayrağın altında bir ve beraber yaşamanın iradesi ortaya koyan bütün vatandaşlarını seviyoruz. Hangi partiye oy verirse versinler. Ya Allah aşkına ben size soruyorum. İşte Afyon'dasınız, ben de Eskişehir'im, İç Anadolu. İnsanları hissediniz.
Bizim bölgelerimizde de bu saydığım farklı etnik kökenlerden insan bulunmadı da çok az insan var. Hatta 20-30 sene önceye giderseniz belki de hiç yok yani teknik gösterdi. Sonradan iç göçler veriyorsunuz hızlandı. Şimdi hiç aklınıza gelir miydi? Ya komşum Türk müdür, Alevi midir ya da benim çocuğumun okuldaki öğretmeni, arkadaşı. Ya böyle bir şey yok ki Anadolu. Anadolu insanının hiçbir zaman böyle bir düşüncesi olmadı. Biz insana hep insan diye bak. Bunu çevre sevgisiyle bak. Mevlana'nın hoşgörüsüyle bak. Hacı Bektaş Veli'nin baktığı yerden baktı. Anadolu irfanı da böyle oluştu zaten. Ama bu PKK, PYD, YPG, YHK, her neyse. Bunlar milleti ayırmak ve kavga ettirmek için kuruldular. Emperyalistler ve Siyonistler tarafından. Beslendiler. Bugün PKK'nın uluslararası desteği olmasa PKK 40 yıl ayakta kalabilir mi? Amerika'dan, İsrail'e, Avrupa Birliği'nin önemli ülkelerinden dönem dönem Rusya'ya, Çin'e, hatta İran'a kadar pek çok ülke tarafından, bazı körfez ülkeler tarafından desteklendiğini bilmiyorum. Hepimiz biliyoruz. Şimdi niye destekliyorlar? Türkiye zayıflasın diye destekliyorlar. Geçtiğimiz hafta Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye Başkanı beni ziyaret etti. Kendisine de söyledim. Sizde dedim olsa Avrupa'da olsun bir terör örgütünün. PKK terör örgütü mü? Evet terör örgütü. Avrupa'da kalın. Peki HDP? Onun uzantısı. İşte mecliste konuşmalarını duyuyoruz. HDP'yi terör örgütü olarak lanetleyemiyorum. Lanetlesi de zaten program gideli. Öyle bir şey olmaz. Siz dedim buna müsaade eder misiniz? İspanya Anayasa Mahkemesi Batasuna'yı kapattığında niye AHİP tekrar açmadı? Aynı şey HDP gitsin açar. Hiç daha mahkeme olmadan bunu hepimiz söylüyoruz değil mi? Hepimizde kanaat bu. Türkiye'ye karşı bir çifte standart var. Onlar destekliyor. Neden Türkiye güçsüz olsun? 1 milyar, bakın 1 trilyon dolar üzerinde de biz para harcadık. Bunun için Türkiye'ye yapmışlar işte. Türkiye'nin şu anda hiçbir borç kurulama ne kadar? İşte 400 küsur milyar dolardan bahsediyoruz. Ya biz 1 trilyon dolar, yani onun 2,5 katı para harcadık. Biz bu terörü yok etmek için. On binlerce canımız gitti, binlerce şehidimiz var. Bu para Türkiye ekonomisine girseydi, bu para sondaj çalışmalarına gitseydi, bu para yatırıma, üretime kullanılsaydı, bugün en azından bir Türkiye daha var. Bir Türkiye daha var. Bugün her bir vatandaşımızın gayri seyfi milli hasılası kişi başına 10 bin dolarsa 20 bin dolar olacak. Türkiye faize bu kadar para ödemeyecek. Türkiye dövizle bu kadar döviz yükselmeleriyle, çalkantılı süreçlerle karşı karşıya kalmayacak. Enflasyon rakamları bu kadar yüksek olmayacak. Bu kadar işsizimiz olmayacak. EYT'liler çoktan emekli katkını elde etmiş olacak. Yani bütün esnafımız böyle bir zorluk çekmeyecek. Evet. Bütün mesele bu. Çünkü Türkiye güçlendiği zaman ne yapıyor? İşte Azerbaycan'la birlikte Karabağ'ı işgal yapıyorlar. Kıbrıs'ta Rum'a, Yunan'a ve onun arkasında güçlere boyun eğmiyor. Libya'da boyun eğmiyor. Doğu Akdeniz'de boyun eğmiyor. Suriye'nin kuzeyinde ben diyor ne pahasına olursa olsun sana burada bir PKK terör devleti kurdurtmam diyor. Şimdi bütün bunlar ortada. Amerika'nın Biden'ın tavrı niye şu anda Türkiye? Niye bu Cumhur İttifakı'na hükümeti? Suriye'de kabul etse PKK, PYD, YPG devletçiliğini bütün problem bitecek. Yani ambiyane bir tabirle şeytan taşlamaktan bize Kabe'yi tavaf ettirmiyorlar. Değil mi? Ya bizi içimizde uğraştırıyorlar Temiz Bey. Bizim enerjimizi içeriye harcattırıyorlar. Ya biz bunu siyasetten de yaşıyoruz dönem dönem. Yani bütün siyasi partiler bunu yaşıyor. Enerjinizin bir kısmını içeriye verirseniz dışarıyla, halkla, diğer gelişmelerle fazla ilgilenemezsiniz. İçeriği kontrol etme, içeriği dizayn etme, içeriği efendim işte güçlendirme. Bütün ağırlığınızı buna verirsiniz. Her kurumda bu böyle. Devletlerde de, ülkelerde de bu böyle. Evet. Yani ve Türkiye onun için, çünkü bizim bu coğrafyada, Anadolu coğrafyamızda zaten varlığımız hiçbir zaman kabul edilmedi. Yani ta Alparslan'dan bugüne, 1071'den bugüne kabullenmediler zaten. Bize dost görünenler de kabullenmedi. Açıktan düşmanı gelenler zaten hiç kabullenmedi. Ya aynı dinin mensubu olduğumuz, kardeş dediğimiz
bazı ülke liderleri bile kabullendi. Ki onlar kukla zaten. Haklarını ayırıyor. Şimdi evet, böyle bu süreçte güçlü olmalıyız, iri olmalıyız, diri olmalıyız diyorsunuz. Tabii, İsmail Akar herhalde bir soru soracak. Yani düşüncelerimiz farklı olabilir. Bak ben bütün siyasi parti genel başkanlarıyla da görüşmüştüm. Bu anayasa sürecinde de ziyaret ettim kendim. Farklılıklarımız olabilir. Hangi siyasi partiye mensup olursak olalım, hangi düşünceye. Yeter ki teröre, şiddete bulaşmayalım. Hainleri korumayalım, kollamayalım. Herkes fikrini söyleyebilmeli açıkça. Düşüncesini ifade edebilmeli. Bunu ifade ediyorum. Yani ben bu ülke, çünkü 1000 yıldan fazla bir süredir bu topraklarda farklı etnik kökenler, farklı mezhebi anlayışlar, farklı din mensupları kardeşçe yaşamış ya. Ne zamana kadar? Ermeniler 1915'te bizi arkadan vurana kadar, ihanet edene kadar. Çünkü neyi ummuşlar? Artık Osmanlı çıkıyor. Biz buradan kendi payımızı kapalım, ayrı bir devlet kuralım. Rumların bir kısmı. Yani Türkiye'ye ihanete kadar hiç kardeşliğimiz bozulmamış. Gayrimüslimlerle bile bozulmamış. Evet. Farklı etnik kökenli olanlarla bile bozulmamış. Evet. Efendim son olarak şunu soracağım. Eğer Ertuğrul Selim sorunuz var mı? Sadece bu yeni anayasa değişikliğinde AYM'nin bu şekliyle sürdürülebilir olup olmadığını ve AYM konusunda da bir değişikliğin gündemlerinde olup olmadığını. Çünkü Almanya'da kendileri de bilirler, Anayasayı Koruma Kurulu var. Hı. Bizim Anayasa Mahkemesi karşılığında. Bütün dünyada bu tür kuruluşlar, hukuk kurulları öncelikle devletin anayasasını ve devletin bekasını öncelerler. Fakat Türkiye'de Anayasa Mahkemesi maalesef Türkiye'nin teröre bulaştığı belli olan bir partiyi kapatma davasında usul yönünden hata bularak oy birliğiyle dosyayı geriye göndererek bence ihsası rey ediyorlar. Yani bundan sonraki kararlarında da bakışlarının daha göz önüne mi seviyorlar? Evet, ben çünkü çok ağır bir karar olarak yorumluyorum AYM'nin bugünkü iade kararını. Sayın Destici'nin söylediği gibi yeniden başsavcılık dosyayı yeniden ilişkilendirilecek ama bir anayasal kurum olan başsavcılığın dosyasının da yetersiz ve etkisiz olduğunu, yani ilişkilendirilmediğini, Türkiye'nin koskoca yani tekrar söyleyeyim, partililerle suçlamalara konu olan eylemler şimdi, arasında ilişkilendirme yapılmadı. Bir başsavcılıktan bahsediyoruz. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı siyasi partiler hakkında kapatma davası açılabilir. Birçok davayı açabilir. Bir savcılığın hazırladığı dosya, 600 küsür sayfalık dosyanın usul yönünden hatalı hazırlandığını iddia ediyor Anayasa Mahkemesi. Yanlış anlamıyorsam bir raportörün raporuyla ve bütün Anayasa Mahkemesi üyeleri de bunun doğru olduğunu söylüyor. Bu bence devletin mevcut sisteminin çok ciddi, ağır bir eleştiridir ve haksız bir eleştiridir. Bilmiyorum kendisi ne düşünür. Kendisinin bakışı, Büyük Birlik Partisi'nin bakışı hakikaten burada Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber gerçekten Türk milletinin vicdanındaki gibi olmuştur. Biraz önce söylediği, kendisi de Eskişehirlidir, Günyüzlüdür. Nasıl Afyonkarahisar'da, Doğuladin'de, Şuhut'ta bizler gibi bir dünyada yetişen insanlar, Sivas'ta Sayın Muhsin Başkan gibi Anadolu'nun irfanıyla yetişmiş insanlar, devlete kimin düşman olup olmadığını biz görüyoruz. Yani biz bunu görüyoruz da Anayasa Mahkemesi niye göremiyor veya niye bu kadar ağır bir karar veriyor? Sayın Destici. Ben sözlerimin içerisinde Anayasa Mahkemesi'nin kararını doğru bulmadım, beğenmedim. Ve hatta HDP'nin PKK ile ilişkisini görmek için çok öyle bir belgeye de ihtiyaç duymadığını, her şeyin ayan beyan ortada olduğunu ifade ettim, söyledim. Yani sadece meclis kürsüsünden çıkıp da bizim Barış Pınar harekatımızı bile işgal ya da işte ordumuzu katliamını göstermek bile bir partinin kapatılması için yeter. Ya da işte o partinin döneminde eş başkanı olan bir tıp, biz buraya terörist başının heykelini dikeceğiz demesi
ya da bir başka mitingde burada özgür sırtımızı kurulacak, dayayacağız herkes diye. Herkes görecek demesi yeter. Hakeza 5-6 olayları, halkı isyana teşvik etmesi. Bütün bunlar yeter. Tabii ben Anayasa Mahkemesi'nden kabul etmesi yönünde bir karar bekliyorum. Ve doğru olan da bu olduğunu düşünüyorum. Evet. Hatta eksiklikler varsa da bunu da isteyebilirdi. Hem kabul edip hem de isteyebilirdi. Tamamlatabilirdi. Ama Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı kamu vicdanında markez bulmamış. Olumlu karşılanmamış. Ve bir kez daha da kendi kendilerini yıpratmış oluyorlar. Ama burada tercihlerinin bana göre halkın vicdanı değil, efendim işte kendi düşüncelerine göre yargı normları ve dış dünya olduğunu düşünüyorum. Yani orayı daha çok mühimsediklerini, önemsediklerini düşünüyorum. Ama ben neticede şunu söylemek istiyorum. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına neyin eksik olduğu bildirildi. Dolayısıyla da bildirilecek. Bu eksiklikler kısa sürede hızlı bir şekilde tamamlanır, gönderilir. Bakalım o zaman AYM ne yapacak? Bunu hep birlikte değerlendiririz. Evet. Efendim son olarak şunu soracağım. Birkaç cümleyle de bu soruya bir cevabınızı bekliyorum. Tabii HDP'den konuştuk. Kapatma davası. Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile ilişkisine nasıl bakıyorsunuz? Şimdi HDP ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin iki türlü ilişkisi var. Bir yandaşlık ilişkisi var. Sol düşünce arkadaşlığı var. Yani 80 öncesine gidersek HDP'yi kuran kadronun da neredeyse tamamına yakınım eski sol, komünist ya da Mao'cu yani aşırı sol gruplardan oluştuğunu görürsünüz. Aynı şey de HKPC içinde geçerli. 10 Aralık hareket içinde geçerli. Yani böyle bir ideolojik yakınlıkları var. Yani bu anlamda bunu hiç kimse yok diyemez. Onun için kolay anlıyor. İkincisi de siyasi birlikleri var, siyasi başarı isimleri var. O da Türkiye'de tabii oy dengelerine baktığımız zaman Türkiye'nin %60'ının üzerinde bir kesim sağ muhafazakar bir seçmen. 40 da ya bunun 30'u sol derse 30'a yakını bir 10 puan da işte HDP'nin kendi oluşturduğu bir seçmen kitlesi var. Bunlar bu HDP'nin desteği olmadan bırakın Cumhurbaşkanlığı ya da meclis çoğunluğunu kazanmayı belediye bile kazanamazdık değerde. Yani ve neticede işte HDP ile işbirliği yaparak, ittifak yaparak İstanbul, Ankara, başta olmak üzere İzmir, Adana, evet. Antalya, Mersin, Aydın, Muğla bütün bu belediyeleri HDP'nin desteğiyle kazandı. Dolayısıyla da bugün bu desteği kaybetmek istemiyor. Tam tersine bu desteği Cumhurbaşkanlığı ve önümüzdeki milletvekili seçimlerine de taşımak istiyor. Yani açık olan budur. İki meseleden dolayı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunu var ve birbirlerinden de kopamak. Ha koparsa da HDP kopar, CHP kopar. Yani koparsa da HDP kopar, CHP kopamaz. Çünkü CHP tamamen mahkum olmuş. HDP'ye tamamen mahkum olmuş. Bu iki sebepten dolayı. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Ertuğrul Selim sormak istediğiniz bir şey çok var mı Sayın Genel Başkanı? İsmail Akar. İyi akşamlar diliyorum. Efendim, ben de teşekkür ediyorum. Sizlere hayırlı yayınlar diliyorum. Ankara'ya bekliyorum. İnşallah Afyon'a geldiğinde de görüşürüz. İnşallah. Görüşürüz. Efendim çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Kırmadınız bizi. Gecenin bu saatinde de kıymetli yorumlarınızı bizimle paylaştınız. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki hayırlı akşamlar. Sağ olun efendim. Evet. Yaklaşık bir saat oldu. Reklamları da araya katarsak Sayın Destici sağ olsun kırmadı. Kıymetli yorumlarını bizimle paylaştı. Üzerine söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bu arada programın başında unuttuk. Böyle çok dinamik hareketli bir şekilde girince gün içerisinde anketlerimiz vardı sevgili seyirciler. İki soru sormuştuk. Muhsin Yazıcıoğlu'nun o helikopterin düşürülmesi ilgili ve Teknofest ile ilgili o sorular da arkadaşlarımız sevgili Gül, Kelser, evet
Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı dedik. Kaza mıydı, suikast mı diye sorduk. Anketimiz devam ediyor. Bir yaklaşık yarım saatimiz var. Katılabilirsiniz. Son dakikalar artık. Nabız tutuyoruz işte bu şekilde. Ve diğer bir soru. Teknofest 2022 Afyonkarahisar'da yapılsın mı? Bugün toplantı vardı malum. Evet, hayır. Bize vermezler. Teknofest'i bilmiyorum. Şıklardı. Bu arada Kanal 3 ve Haber Vadisi etiketiyle de bizlere yazabilirsiniz yorumlarınızı. Saat 23 itibariyle de bu anketimiz bitecek. Bir yarım saatimiz var. Katkıda bulunursanız da seviniriz. Sonuçları da bir yarım saat sonra sizlerle paylaşacağız. Evet, şimdi nereden başlayalım, nereden devam edelim diye aslında o kadar böyle gündem baş döndürüyor ki İsmail Akar bir şey söyleyecek evet, herhalde. Yani şu konuştuklarımızı kısaca bir özetleyelim. Ekranlara yeni gelen, izleyenler falan da olmuş olabilir. Önce geçen hafta bulunamadım. İzleyenlerden ve sizlerden özür dilerim. Bir sağlık problemlerim vardı. Bugün daha iyiyim. Bu söyledik konuda, zaten yayında. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yani çok da telefonlar geldi. Yani rahatsızlığım anlamında değil. Neden yayında yoksun bu şeklinde. Ama tabii reklam yasağı var. Yine de ben değerli hemşerim Mustafa Enes Arabacı'ya, Ali Öftürü'ye ve hekimlerimize teşekkür ediyorum. Yani 5 gün, 6 gün çok yoğun bir şekilde bizim tedavimizle uğraştılar. Allah razı olsun. Sağlığın ne kadar değerli ve önemli olduğunu bir kez daha anladık. Belli bir yaştan sonra bu çok daha fazla anlaşılıyor. Gelelim. Çok genç duruyorsunuz. Teşekkür ederim. Burada yaklaşık bir saate yakın Mustafa Desteci düzgün, dirayetli, net konuşmalar olan bir siyasetçidir. Ben tabii şey önemli, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanlığı yapmış ve çok uzun sürede siyasette önemli imzalar atmış Muhsin Yazıcıoğlu. Evet. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu'nun başından sonuna kadar siyasi hayatımdaki ve öldürülme şekli, ben de bunu kesin olarak bir cinayet olarak görüyorum. Suikast olarak görülüyor evet. Artık yani bu evet. Eşref Bitlis meselesinde de benzeri yaşanmıştı. Yaşımız hatırlar. Birçok evet, faili meçhul var. Yani Türkiye'de faili meçhuller arasında. Ama tabii 12 yıl geçmesine rağmen bunun işte dosyasının tekrar açılması, 130 şüphelinin çok aza düşürülmesi falan, hepsinin Türkiye'de, yani düşünebiliyor musun, bir genel başkan böyle bir, ki gazeteciler de var, onları da Allah rahmet eylesin, İsmail Güneş'ti, yani çok uzun süre seninle diyorum, arkadaşım, yakın arkadaşım, evet, evet. Yani onlara da Allah'tan rahmet diliyoruz. Ama sevgili Atay, yani dünyanın nasıl böyle bir ülkesi, hangi ülkesinde böyle bir bu kadar uzayan bir dava genel başkanı olabilir? Özellikle onu sordum. Hani o cezalar şimdi önümde yok ama hani cezalar sizi tatmin ediyor mu dedim ya. Yani bakıyorsunuz işte bir yıl, ben, altı ben ay, iki yıl. O sonuçları biliyorum. Birçoğu da zaten yattığıyla kurtuldu, soruşturmasıyla yani kurtuldu hani, falan. Hani yatarı bile yok derler ya. Aynen. Yani hani işte adı konulmuş sadece. Ceza verdik mi? Verdik. Şimdi yani hangi ülkede yaşanıyor da böyle bir cinayete kurban gidiyor bir genel başkan ve ondan sonraki süreçte böyle işliyor. İşte Türkiye'nin hukuksal anlamda gerçeğine buradan bakmak lazım. Yani bir dönem Ergun Okuncu dediler, alaşağı ettiler. Bir dönem FETÖ'cü, ki yani FETÖ'cülerin hukukta çok etkili olduğu dönemlerdi. Herkes kendi çıkarları doğrultusunda bunu kullanmaya çalıştı. Onun için bütün konuşmalarımızda, bütün yazılarımızda, değerlendirmelerimizde, yorumlarımızda birçok insana çok fazla itici gelse bile her şeyden önce hukuk lazım sevgili Ata. Yani hukuk birçok şeyi çözer. Ekonomiyi de çözer, siyaseti de çözer, bu tip sorunları da çözer. Hukukun üstünlüğünün üstünde başka bir güç olmaması lazım diye düşünüyorum. Gelelim bir konuda daha düşüncemi paylaşmak istiyorum. Şimdi Muhsin Yazıcıoğlu özel bir insandı. Sivaslıydı biliyorsun. Evet. Ve Sivas'ın çok sahip çıktığı bir insandı. Hafızam beni yanıltmıyorsa ölümünden sonra eşini de milletvekili ettiler Sivas'tan.
Doğru mu? Veya belediye başkanı mı ettiler? AK Parti'den evet. O aday olacaktı da. Yani şey anlamında. Belediye Büyük Birlik Partisi'ne. Belediye Büyük Birlik Partisi'ne çıktı, geçti ve eşi de siyasete girdi ve eşine de Sivaslılar sahip çıktı. Yani bu bir Orta Anadolu kentindeki birisine sahip çıkmanın göstergesi. Buradan nereye geleceğim? İşte Mustafa Dersizci de çiftelerle bildiğim kadarıyla. Gün yüzü. Öyle mi? Yani Eskişehir'le. Eskişehir. Ama Eskişehir'den beklenen desteği alamıyor. Bizim genel başkanımız var. Gültekin Uysal. Afyon'dan beklenen desteği alamıyor. Şimdi genel başkan illerin destek vermesinden yola çıkarak. Çok ilginç bir şey daha. Bugün takip ettiğim için. Ordu milletvekili işte Demokrat Parti'ye geçti. Cemal Engünyurt. Atacığım bugün veya belki de dündü ama ben bugün izleyebildim. Benim kamera mı kırmıştı o? Bak ben onu da anlatacağım. çok da şeydir. Onu da anlatırsak senin. Hırçın. Gazetecilikten de gelen bir insan bildiğim kadarıyla. Cemiyet başkanlığı. Cemiyet başkanlığı yaptı falan. Ama çok yani ordunun hırçın adamı. Gültekin, sonra barıştık ama özür diledi ben. Gültekin Uysal'la barışmıştık. Gültekin Uysal'la Cemal Engelyurt şeyde orduda program yapıyorlar. Yani pandemiye rağmen, salgına rağmen 500 bin kişi yani muazzam bir ilgi var. Ordu'da Cemal Engelyurt'ta. Buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bizim bu bölgedeki siyasilerimize, içimizden çıkan siyasilere de biraz daha sahip çıkılması lazım diye düşünüyorum. Evet, Ertuğrul sen söyleyeceğin bir şeyler şimdi, var mı? Şimdi tabii Mustafa Destici özelinde, Mustafa Destici Büyük Birlik Partisi'nin efsane lideri Muhsin Yazıcıoğlu'ndan sonra göreve gelmiştir ama arada bir kişi daha vardı değil mi? Yalçın Topçu da vardı. Bir süre bakanlık falan yaptı. Büyük Birlik Partisi'ni zaten Muhsin Başkan'ın zamanında da çok ciddi bir oy kütlesi yoktu. Uzun yıllar Türkiye siyaseti gündeminde tutabilen birisi. Bence Mustafa Destici bu tür siyasi partiler içerisindeki genel başkanlara bakarsanız hakikaten çok büyük bir başarı elde etmiş. Her zaman partisini Türkiye gündeminde oturtuyor ve çizgisinden de pek ayrılmasını yorumları da çok kıymetli. Çok değerli yani, yani birçok konuda. Muhsin Başkan da zaten böyle özgür kütlesi olan birisiydi. Yoksa herkesin en sevdiği ikinci lider ama mutlaka oy verebilirim dedi. Fakat oy sandığına gidince birinci tercihine oy verdiği için Muhsin Başkan yeterli oy alamıyordu. Ama bugün Destici aynı Muhsin Başkan'ın olduğu güçte olmasa dahi Büyük Birlik Partisi'nin daha çok bu arenada partide olmasına rağmen ayakta tutuyor. Nedeni şu, ilkeli siyaset yapıyor. Yani Büyük Birlik Partisi bugün ilkelerinden çok taviz vermiyor. Bugün HDP konusunda Büyük Birlik Partisi'nin ne diyebileceğini herkes bir gün öncesinden bilir. Çünkü teröre karşıdır. Yani bugün yarın yan yana duruş tavır net yani. Düz. Yani ben Mustafa Destici'yi çok ciddi başarılı görüyorum. Siyasi partilerin, liderlerinin bölgelerinde yüksek oy alması bir dönemlerin mottosuydu. Yani Demirel Isparta'da güçlüydü, Özal Malatya'da güçlüydü falan. Fakat bu artık değişti. Yani niye neden değişti? Neden değişti? Değişimi şöyle, bazen şartlar böyle gerektiriyordu. Şimdi bazı liderler Türkiye merkezli siyaset yapıyorlar. Kendi illerine ve ilçelerinin milliyetçiliğini çok fazla ön plana çıkartmıyorlar. Doğrusu yani budur. Gültekin Uysal gibi mesela tabii, İsmail Akar'ın örnek verdiği gibi. Afyon milliyetçiliği yapsa sadece her gittiği yerde Afyon ismini, Afyon'daki oy miktarı artar ama Gültekin Uysal kim? Demokrat Parti'nin genel başkanı. Demokrat Parti ki Türk siyasetinin ulu bir çınarı. Ona yakışmaz zaten böyle bir şey. Yani onun gidip şimdi haftaya da inşallah kendisi müsait olursa bakın, onu da Cemal Engin konu almak isteriz. Cemal Engin'in Sayın Gültekin Uysal. Ordu meselesi olur. Bir de siyaseten çok ön plana çıkmak için bazen sivri dilli şeyler yapabiliyor. Ölünce popüler oluyor. Tamam mı? Popüler olmanız sizi Türkiye çapında lider yapmaz. O bölgede lider yapabilir ama Türkiye çapında lider yapmaz. Ben bunun çok önemli bir ayrım olduğunu düşünmüyorum. Yani Türkiye'nin tamamında seveni veya takdir edeni varsa bir liderin o daha değerlidir. Yoksa kendi bölgenizde mikro milliyetçilik yaparak
bir şey oluşturabilirsiniz. Bu siyasi liderlerin veya önemli kişilerin suikastlerinin uzun yıllardır çözülememesi, bu biliyorsunuz Amerika'da JF Kennedy suikastinin de failleri tam ortaya çıkartılmış değildir. Papa suikastinin tetikçisi ortada olmasına rağmen arkasında kimlerin olduğu hala tartışılan konudur. Yani Bulgar gizli servisinin olduğunu söyleyen var, başka efendim Katolik camiasından başkalarının olduğu söylenen var. Çünkü en son tetiği çekenler ve orada o aleti söken astsubay ne için söktüğünü çok bilmiyor. Onu sökmesi için sök ona, diyorlar, ona sök diyen bir yapı var. O yapıyı biliyoruz biz, FETÖ. FETÖ'ye hangi güç bunu yaptırdı? Niye yaptırdı? Burada nerede bir problem çıktı? Ama ben Destici'nin hakikaten söylediği beni çok tatmin etti. Muhsin Başkan'ın milli irade ile ilgili söyledikleri çok önemli. Yani Türkiye'de birisi darbe yaparsa karşı çıkacak birinci adam belliydi. Evet. Bir siyasi, yani başka bir siyasi partinin lideri olarak ayağa çıkıp bu bir yanlıştır diyecek birisiydi ki bu çok darbecilerin korktuğu bir şeydir. Darbeciler en çok neden korkarlar? Ki FETÖ darbe elebaşının da zaten onunla ilgili sözleri de var. Bir perşembe günü düşersiniz, bir cuma günü cenazenizi bulurlar demek gibisinden. Ki FETÖ bu darbeyi zaten planlamış. Çünkü o kadar askeri adam sokması, emniyet güçlerini ele geçirmesinin sebebi yanlış bir gün istihbaratlar, yanlış yerde aramalar. Ele geçirmek için bir gün bir darbe yapmak için. Darbe yaptığınızda size karşı çıkabilecek ve özellikle sağ milliyetçi kesimleri etkileyebilecek bir lider kim var? Onu yok etmeyi düşünmüş. Zaten birinci düşmanları Devlet Bahçeli'ydi. Onu biliyoruz. Devlet Bey'e her zaman FETÖ operasyon çekti. Alenen çekiyordu. Ama onlar en az Devlet Bahçeli kadar Muhsin Yazıcıoğlu'nun da onlar için çok büyük bir tehlike olduğunu biliyorlardı ve benim tahminim bir kaza oldu. Fakat kazaya erişimde de engellemeler olduğunu düşünüyorum. Ama bir suikast da planlandıysa, bir düşürme de olduysa ki o çok çok daha ileride bir şeydir. O cinayetin de danışkası. Yani İsmail Güneş'in arkadaşımızın merhum o doktor raporlarından belli bunun bir suikast olduğu. Şöyle o 112 ile konuşması hepimizin kulaklarında malum. Ama bulunduktan sonra çenesinde kırıklar tespit ediliyor. Tabii. Yani doktorlar hepsi hemfikir. Bu kırığa rağmen bu kadar konuşamaz diyorlar ki yani bu çene kırığına rağmen bu kadar konuşulmaz diyor ki saatlerce yardım çağrısında bulunmuştu. Evet, tanık bırakmadılar yani. Merhum gazeteci İhlas Haber Ajansı muhabiriydi. Sizin de aynı kurumda görev yaptığınız dönem. Hakikaten yüreğimizi parçalayanlardan bir tanesi odur yani bizim için. Hem bir gazeteci şehidimiz hem bir Muhsin Yazıcıoğlu ve oradaki pilotlar. Diğer dava arkadaşları. Dava arkadaşları. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Bir kez daha rahmetle anmış olalım. Kaç dakika var arkadaşlar reklama? Gidelim mi? Hadi reklama gidelim o zaman. Kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yine buradayız. Yine gündemdeki konularla dinamik bir şekilde sıcağı sıcağına tartışmayı sürdüreceğiz. Ertuğrul Sevim ve İsmail Akar'la birlikte. Efendim tekrar hoş geldiniz Haber Vadisi'ne. Son bölümde sizlerle birlikteyiz. Reklamları, tanıtımları biraz uzun tuttuk. Saat 12'ye kadar da aramız yok. Kesintisiz bir şekilde 1 saat 3 dakika boyunca. Öyle söylemeyeyim, muhtemelen 12'den biraz daha önce. Yani yaklaşık 1 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Yine gündemin diğer başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Sayın Destici ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Helikopter kazası ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin bu aldığı kararla ilgili söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Anayasa Mahkemesi'nin aldığı karar biraz önce detaylıca konuştuk. Yani hukuk herkese lazım. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararlarına da saygı duyulması lazım. Cumhuriyet Başsavcılığı, Yargıtay Başsavcılığı daha doğrusu bu dosyaları tamamlar, eksikleri tamamlar. Tekrar daha yarın
parti kapatma kararı çıkar, hazineden yardım mı kesme kararı çıkar, başka bir karar çıkar. Ona da saygı duymak lazım. Yani Anayasa Mahkemesi'nin değerlendirmesinden yola çıkarak Anayasa Mahkemesi'nin toplumun önüne atmanın bir şeyi yok yani, gerekçesi yok diye düşünüyorum. Ertuğrul Sevim. Şimdi yargı kararlarına saygı duymak zorundayız. Fakat beğenmek zorunda değiliz. Bu beğenmediğimiz bir karar. Bundan önce de birçok kararını Anayasa Mahkemesi'nin beğenmediğimiz gibi. Bence Anayasa Mahkemesi kendisini tartışılır hale getirmiştir. Türk milletinin vicdanına uygun bir karar değildir. Sayın Destici'nin söylediği gibi dosyayı kabul edip eksiklerinin giderilmesi için başsavcılığa ek bir şey isteyebilirdi, dosya isteyebilirdi. Oy birliğiyle iade etti. Mutlaka anayasal bir kurum olan Cumhuriyet Başsavcılığı da bunun gereğini yerine getirecektir ve HDP kapatılma süreci başlayacaktır. Fakat önümüzdeki anayasa değişikliklerinde de Anayasa Mahkemesi'nin bu tür kararları veren bu durumu mutlaka yeni anayasa taslaklarında da kesinlikle gözden geçirilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin anayasayı ve ülkenin üniter birliğini koruyan bir kurum haline getirilmesi lazım. Evet. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Başkan Vekili Ali Özkaya'nın da bir paylaşımı var. Bir saat önce paylaşmış sosyal medya hesabından. Diyor ki Anayasa Mahkemesi parti kapatma davalarında 6216 sayılı kuruluş ve yargılama usulü kanunuyla 5271 sayılı ceza muhakemeleri kanunu uygular. İddianamenin reddi müessesesini AK Parti getirmiştir. Yargılamanın hukuka uygun şekilde yapılması önemli bir temel hukuk kuralıdır. Yargı süreci hukuka uygun şekilde yürüyor demiş. Yani diyor ki o değişikliği biz yapmıştık. Ona uygun bir karar verdi Anayasa Mahkemesi diyor. Ben de bu tür bir yetkiyi bu şekilde kullanmasının çok doğru olmadığını düşünenlerden. Evet. Kabine değişikliği konuşuyorduk. Bunlardan da böyle birer cümle devam edelim. Cumhurbaşkanı neyi bekliyor sizce? Neden açıklanmadı? Şimdi bir defa bu pandeminin üçüncü dalgası şu anda cereyan ediyor. Bütün Türkiye'de, Afyonkarahisar'da vakalar artış trendine girdi. Ve bu arada Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı gibi birçok bakanlığın da bu yeni dönemle ilgili ve Ramazan öncesi birçok kararları alıp anında uyguladığını görüyoruz. Bir kabine değişikliğini araya sıkıştırmış olsanız pandemi ile ilgili kararlarda bir zafiyet olabilirdi. Ben bu pandemiyle ilgili şeylerin oturtulduktan sonra bu cuma gibi veya önümüzdeki pazartesi gibi günü gibi bir kabine revizyonunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklayacağını bekliyorum. Pazartesi çünkü Bakanlar Kurulu'nu pandemi için topladığında bir öncesinde kabineyi değiştirmiş olsaydı Türkiye pandemiyi değil kabine değişikliğini tartışırdı. Kararları aldı, bunları uygulayacak bakanları o anda değiştirmiş olsa yeni gelen bakanların bu uygulamaları anında devreye sokması da kolay olmaz. Bakanlıklarda devir teslimdi, genel müdürlerde vesaire başka problemler olabilir. Bence bu hafta pandemiyle ilgili kararlar haftası olarak geçti. Önümüzdeki hafta ben bir kabine değişikliği bekliyorum. Geçtiğimiz hafta konuştuğumuz konular üzerinde bazı bakanlıkların bölünerek bazı bakanlıkların da değiştirilmesi. Yani bölünmeden mütevellit yeni bakanlar girer. Bir de yıpranan, siyaset dilini çok kullanmayan, hükümetin elini rahatlatmayan bazı bakanların yerine daha siyasi, daha fazla halkla haşır neşir olan bakanların geleceğini düşünüyorum. Evet. Ben 6-7 tane yeni bakan bekliyorum. 6-7 tane. Şimdi ben erken seçimi konuşmadık ama erken seçimi beklemiyorum. Birini bekliyorum, birini beklemiyorum. Oradan giriş yapayım. Erken seçim olmayacak diye düşünüyorum. Kabine değişikliği olacak ama kabine değişikliği de mübarek Ramazan ayından hemen önce, belki 3 gün önce, belki 4 gün önce olacak diye
Onun gerekçelerini de söyleyeceğim. Neden öyle Ramazan olduğunu. Ayından bahsediyorsun. Tabii tabii yani. 12 Nisan'a, 13 Nisan'a. Tabii ayın 10'unda mesela kabine değişikliği olabilir. Niye Ramazan'a bağlıyorsunuz? Yani bir hafta. Çünkü bu pandemiyle ilgili alınan kararların birçok şeyi Ramazan ayına denk getirildi. Bir de o dönemler arasında şu genel bir şu 10 günlük süreç içerisinde ekonomik göstergeleri falan da görmek lazım. İnsanların genel durumlarına da yani bu alınan kararlara uyumluluk ki bildiğiniz gibi mesela kısa çalışma ödeneği bitti. Bugün bitti yani saat 12'de oldu muydu? Bitiyor. Ondan sonraki uygulamaların nasıl toplumda tepki alacağı gibi yani Türkiye'nin en önemli meselesi salgın, pandemi. Hı hı. Yani ama bu bir şekilde ateşi yani ekonominin ateşini muazzam yükseltiyor. İşte şey değişti, Merkez Bankası Başkanı değişti ama faiz oranları değişmedi. Merkez Bankası'nın ikinci başkanı değişti. Herhangi bir değişiklik yok. Bu konularda da herhangi bir çalışmaların yapıldığını, alt düzeyde yapıldığını tahmin ediyorum. Herhangi bir duyum yok. Böyle bir şey var. Gelelim bir başka dayana. Gördüğüm kadarıyla Adalet ve Kalkınma Partisi'nin MK'sına baktığımız zaman kabine değişikliğinin de fotoğrafını 3 aşağı 5 yukarı görebilirsiniz. Ne gibi? Yani birçok seçim kaybetmiş, daha önceden siyasetçi olmuş insanlar şimdi şeye geldi, MK'ya geldi. Kim ne kaybetti mesela? Yani daha önceden seçim kaybetmiş dediğim işte Mehmet Özaseki olsun, Binali Yıldırım İstanbul seçimini kaybetti. Yani daha büyük şehirlerde, bugün 31 Mart biliyorsunuz CHP'ye karşı, Millet İttifakı'na karşı da dersek olur, seçim kaybetmiş birçok insan partinin üst düzey görevlerine geldi. Yani kabineyle ne alaka onu İşte onu söyleyeceğim. Yani kabineyle alakası şu, mesela Hayati Yazıcı yine görevde devam ediyor. Yıllardır devam ediyor. Yani etmesin mi yani mesela? Ya bu benim tercihim değil. Benim şeyim de değil. Yani eder etmez. O Cumhurbaşkanı'nın kendi tercihi. Kabinede zaten bakanların aman aman çok fazla bir sorumluluğu da yok. Yukarıda reis ne derse onu uygulamakta olan bir öğrenci gibi. Yani sınıf başkanı bir şey söylüyor. Öğrenciler de o sınıf başkanını. Muhtemelen herhalde dışarıdan da bayağı olacak değil mi? İşte ben onu anlatmaya çalışıyorum. Daha önceden bakanlık yapmış, yapan insanlara da şey gelecek bu kabinede. Biraz daha fazla sayı artacak. Berat Albayrak ateşi var. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi'nde sevgili Atagündüz Kurşun, doğrusunu istersen 3-4 tane grup var. Yani birçok insan bunu kabullenir kabullenmez ama dışarıdan okumalarımız bu şekilde. Bir tarafta kim ne derse desin uzun süredir bir başbakan gibi damat olarak, ekonomiden sorumlu olarak, daha önceden Enerji Bakanı'ndan sorumlu olarak yetkili, çok yetkili olan bir Berat Albayrak var. Onun ekibi var. Yani ekonomik ekibi var. Diğer yönden aynı yaş grubundaki insanlar, aynı statüdeki insanlar var. Diğer tarafta milliyetçiliğe çok ağır basan Süleyman Soylu var. Şimdi Süleyman Soylu İçişleri Bakanı. Düşünebiliyor musunuz mu siz? Şimdi yani bir senaryo yazalım. Süleyman Soylu İçişleri Bakanlığı'ndan alınacak. Başka bir görev gelecek. Hı hı. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı görevinden alınmasına Devlet Bahçeli nedir? Bu dengelere bakmak lazım. Hı hı. Bir başka tarafta Abdülhamit Gül var. Adalet Bakanı. Çok güçlü. Nereden güçlü? Şeref Malkoç'tan dolayı. Kamu başkanı. Yani böyle bir pozisyon var. Arkasından yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın ekibi var. Dernek var. Turgay Vaf şeklinde. Oradaki insanlar var. Yani hani neden şu tarihi bekliyor diyorsun ya. Bütün dengeleri çok doğru sağlaması lazım. Hı hı. Bölgesel dengeler sağlanması lazım. Bu siyasi yelpaze sağlanması lazım. Millet İttifakı'ndaki Devlet Bahçeli'nin gönlünün razı olması lazım. Cumhur İttifakı. Tabii canım. Pardon, Cumhur İttifakı'ndaki Devlet Bahçeli'nin bu değişikliğe gönlünün razı olması lazım. Bunların olması da zaman alacak ve taşların oturmasını gerektirecek. Ama biraz önce Ertuğrul dedi herhalde, bakanlıkların bölüneceğini ben de düşünüyorum. Bakanlıklar bölünebilir. Şey olursa da Orman ve Su İşleri Bakanlığı olarak tarımdan ayrı bir bölüm olursa da
Veysel Eroğlu tekrar o koltuğa oturabilir diye düşünüyorum. Diye düşünüyorsunuz. Tabii ağırlıklı olarak pandemiye de bağladı Ertuğrul Sev. Aslında şu var. Sevgili editörümüz Kevser bir harita hazırladı Afyonkarahisar üzerinde. Onu da hazırlayabilirlerse. Evet. Şimdi biliyorsunuz İstanbul Sözleşmesi ile beraber Merkez Bankası Başkanı görevden alınmıştı. Buna uluslararası piyasalar çok sert tepki verdi. Hı hı. Hala da ateşi sönmedi. Bunun üzerine bir kabine değişikliği yaparsanız üzerine benzin mi dökersiniz, su mu dökersiniz? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı bunun cevabını arıyor. Yani bir kabine değişikliği yaptığında eğer dolarda bir düzelme olacağını bilse hemen yapacak. Ama görünen o ki uluslararası piyasalar yeni Merkez Bankası Başkanı, yeni yardımcısı, bir yeni sindirmesi ekonomi, lazım mı? Buradaki tepkisini de diretiyorlar. Yani diyorlar ki diyorsunuz döviz 820 küsürlere hala aşağı gelmiyor, üste doğru gidiyor. Bak bir şey söyleyeyim, Ertuğrul devam etsin. Bu söylediği mantıklı ve doğru bir tespit. Türkiye'nin özel sektör borcu bu döviz hareketlenmesinden dolayı 225 milyar dolar arttı. Kamu borcu 200 milyar dolar arttı. Yani bu ateş dediğim bu iş bu. Hem pandemi var hem ekonomik ateş Türkiye'de çok felaket gidiyor. Hı hı. Ve kim ne derse desin, gönül istemez sevgili at ama 4,5 milyon insan kısa çalışma ödeneğinden faydalanıyordu. Bugün imza atıldı, bitirdi. Evet. En az 1,5 milyon insan işsiz kalacak. Zaten 10 milyon işsizimiz var. Yani gönül istemez gecenin bu saatinde olumsuz tablo çekmeye. Ama Türkiye'nin derdi kabineden falan çok daha önemli. Çok farklı şeylerle uğraşıyor. Muhakkak. Bunların hallolması lazım. Evet. O harita hazır mı arkadaşlar? Malum hazır olduğu zaman ekrana, evet, bu bütün illeri gösteren, biz sadece Afyon'u baz aldık. Son risk haritası bu. Vakaların yeni vaka sayısı 70. Yani bir önceki 47'ymiş. 100 binde görülen, malum o Sağlık Bakanlığı. Sarıdan turuncuya dönmüş durumdayız şu anda. Ve yeni vaka sayısı da 70 oldu. Onun öncesinde 47 idi. 47'de önce de 20 ile 30'lu rakamlardan falan bahsediyordu. Sadece Afyon değil, Türkiye'de yeni artık kısıtlamalar var. Afyon'u konuşacak olursak da kırmızıya doğru gidiyor. Yani şu anda yüksek riskli iller arasına katılmış durumdayız. Korkulan durum yaşanıyor. Yani öyle basit bir şey falan değil. Bu iş Türkiye genelinde tavana vurdu. Ama sözümü bitireyim. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarını da izledik o kabine toplantısının ardından. Şimdi 58 şehir kırmızıya döndü. 12 şehirde turuncu. Turuncu. Evet. Sadece bir Şırnak var mavi. Şimdi Ramazan ayına kadar ayrı bir kısıtlamalar var. Şimdi Afyon'da pazar günü sokağa çıkma kısıtlaması geldi. Restoranlar açık. Ramazan ayıyla birlikte cumartesi, pazar her yerde sokağa çıkma kısıtlaması var. Kafeler, restoranlar kapanıyor. Akşamkileri saymıyorum, 21.05 arası. Ama şunu söyledi Cumhurbaşkanı. Ramazan bayramıyla birlikte artık hani bu işin normale döneceğini söyledi. Yani bu süre yeterli mi sizce? Yani bizim aylardır bu zamana kadar hani söylediğimiz buydu. Belki bir yıldır sürekli sokağa çıkma kısıtlamaları. Yani bunlar, yani biz ne bileyim, yani neyi suistimal ediyoruz? Hangi iyi niyeti suistimal ediyoruz? Yani nasıl sorgulamalıyız biz, kendimizi? Biz etmiyoruz. Birileri bizim iyi niyetimizi suistimal ediyor. Mesela? Yani bunun böyle... Şimdi AK Parti kongrelerinden başlayacaksan... Yok yani şimdi... MHP de yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi de kalabalık kahvaltı organizasyonları vesaire. Yani o işlere girersek... Hayır. Yani şimdi hemen ön almanın anlamı yok. Yani kongreler bir hata mıydı sizce? Tabii ki. Bitti. Kahvaltı diyorsun. Kahvaltı hata mıdır? Evet. Bitti. Biz aylardır, yaklaşık bir yıldır sürekli söylediğim şey, kardeşim şunun bir tam kapanmayı bir yapalım. Şuna buna suç atmayalım, şuna buna şey anlatalım. Biz parça parça kapanmak yerine bir tam kapanma yaşanmış olsaydı
ve mobilizasyonu, ulaşımdaki seyahat etme durumlarını... Çözüm mü peki? Bak, tam bunları, kapanma bunu... Ertuğrul Sevim. Yani çözüm mü? Şimdi pandemi... Devam edin yani. İçerideki hani dinamiklerden ziyade bütün dünyadaki uygulamalarla yorumlamak daha doğru olur. Yani pandemi... Tam kapanma ile ilgili geçtiğimiz programlarda bir şeyler söylemişti. O yüzden Ertuğrul Sevim'e geçtim. Tamam fark etmez. Yani. Yarın devam ederiz. Şimdi 3 hafta tam kapanırsanız eğer işte virüs bitiyor diye bir ara çok önemli bir iddia vardı. Fakat dünyada tam kapanan... Bitmesi mümkün değil, mümkün bitmez. Değil. Çünkü virüs... Ama şu rakamları görmezsin. Yani... Bu kadar kızarmazsın. Bu kadar kızarmazsın. Mavi kalırsın, sarı kalırsın. Hı. Ama bu kadar kızarmazsın. Kızarmaman lazımdı. Ha, öbür türlü şey, bizim kahveciyi suçluyorlar, lokantacıyı suçluyorlar. Yani şimdi kapanmanın da böyle bir şeyleri var. Şimdi Ramazan ayında düşünebiliyor musunuz siz? Lokantalar kapanacak. Yok al getir çal getir. Hiçbir lokanta o tip çalışmaz ki zaten. Yani o öyle bir şey yok. Kahvehaneler, ama alışsınlar artık yani. Alışsınlar da sipariş. Suçlu. Atabey suçlu onlar değil. Yani siz bu konuda gerekli tedbirleri yeterince almadınız. Almıyorsunuz. Yine söylüyorum. Yani o kongreleri yapacaksınız. Mobilizasyon olmuş olacak. İşte Afyon'dan giden çok ünlü bir siyasetçi. Şimdi korona olduğu bilgisi geldi. O kongreye gidip oradan şey yapan... Yani, İGMS'li Başkanı Burhanettin Çoban'dan mı bahsediyorsunuz? Evet. Yani böyle bir durum. Akşam haberlerde vermiştik. Tekrar ben, geçmiş olsun diye. Evet, durumu olsun. Gayet iyi yani. Sesi iyi geliyordu. Ya, tabii ki iyiliği kötülüğü anlamında değil. Ama şey bu. Bulaşma riski. Bulaş durumu. Yani yine aynı şekilde seyahatlerde biraz önce söylediğim gerekli kısıtlamalar yapmayınca. Yani toplumun belli bir yani kesiminin... Bu arada ben bu sürüntü testlerinin halen daha sağlıklı olduğunu düşünmüyorum. Yani tam randımanlı Atacığım, bana bak, sonuç elde edildiğini düşünmüyorum şahsen. Yani ben korona değildim. Üst sefer test oldum. Negatif çıktım. Ama koronadan daha tehlikeli bir şey. Üşütmeden dolayı, iltihaplardan, şundan bundan dolayı. Bunu söylüyorum. Yani bu belli olmaz. Bilemezsiniz. Hı hı. Ama şey olmuş olsa... Korona olmuş olsa çevrenizdeki bütün insanlara bulaştırmış olacaktınız. Niye? Çünkü sürekli siz de mobil çalışıyorsunuz. Yani sandıklıya gidiyorsunuz, muhasebe bürosundasınız, radyoya konuk geliyor, radyoculuk yapıyorsunuz, televizyona geliyorsunuz. Şurada bak, yani içeride rejisörlerimiz var, kameramanlarımız var. Sosyal en az 10 mesafeyi kişi, koruyoruz. 10 tane insanla temasta bulunuyorsunuz. Yani bulunup bulunmamak öte değil. Bunların hepsi işte biraz önce söylediğim gibi bu toplumda bazı değerlendirmeleri doğru yapmak lazım. Yani şimdi ekonomik anlamda iş yeri kapanan insanları düşünebiliyor musunuz siz? Bu vergileri nasıl ödeyecekler? Bugün verginin son günüydü. Sigortayı nasıl ödeyecekler? Bugün sigorta... Biliyorsun değil mi Ertuğrul? Taksitlendirme vardı. Taksitlendirmenin ilk taksidi sigortanın bu dönemdi, bugündü. Ödeyemedi. Birçok insan ödeyemedi. Vergiler ikinci taksit ödenecekti. Ödeyemediler. Yani... Türkiye'nin salgının yanında ekonomik bir şeyi daha var, sıkıntısı daha var. Bu sıkıntıların çözülmeden yok kapanmaydı, kahvehaneydi, lokantaydı, başka bir sektördü. Tabii ki en fazla hizmet sektörü zarar gördü. Hizmet sektörü hala zarar görmeye devam ediyor. Ama hı-hı, Ramazan ayından sonra işte beklenti bu. Ramazan ayında... Yani bir de herhalde biraz da böyle aşılamaya bağlı değil mi? Aşıyı da söyleyeyim ben. Aşıda diğer ülkelere nazaran çok fazla kötü değiliz. Onu söyleyeyim şimdi. CHP'liler niye sürekli böyle aşı yok, aşı geliyordu, gidiyordu? Neden bunu? Ya belki de aşı yetmiyorlardır CHP'lileri. Ayırıyorlardır. Şimdi ben cuma günü aşımı oluyorum. Şeyden dolayı. Onu da buradan duyuralım. Yaştan dolayı. Sarı basın kartı sahipleri Afyon basınında ve Türkiye genelinde biraz önceliğe tabi. Ama öğretmen aşılı değil şimdi. Çocuğunuz var okula gidiyor. Okuldan Ertuğrul'un çocukları var. Gidiyor değil mi yüzde eğitim? Tabii. Aslında bunu Ertuğrul'dan dinlemek lazım. Şimdi o sektörde bir taraftan tedbir alıyorsun ama öbür taraftan bırakıyorsun yani. Hı-hı. Olmaz ki. Senden dinleyelim de. Şimdi bu pandemi ilk çıktığından beri o zaman da program yapıyorduk. Herkesin iyimser olduğu zaman işte yazın bitecek, mutasyona uğrayacak dendiğinde ben bu pandeminin çok uzun sürede süreceğini
hep öngörmüştüm. Bunları benim elimde bir veri falan yok ama dünyadaki pandemiyle ilgili uluslararası kuruluşlar, kişiler, efendim basın yayını takip ederseniz pandeminin 2022'nin sonuna kadar dünyada COVID'le beraber yaşayacağımızı net görüyoruz. Pandemiden kurtulmanın tek yolu, olayı pandemiden sadece bir hastalık haline çevirmenin tek yolu aşılanarak insanlar sokakta dolaşacak, hasta olursak olalım, hafif atlatalım veya hastaneye yatmayız veya öldürücü olmasın dönemine geçmemiz lazım. Bunun tek ilacı aşı. Aşı ile ilgili elimizde ne sıkıntı var? Aşı için Türkiye'de 84 milyon insan yaşıyor. 84 milyon insan için 2 dozdan 160-170 milyon doz aşı gerekiyor. Türkiye'ye 15-20 milyon aşı geldi. Siz bu aşıyı yaparsanız bu hızla bir gün geldiğinde 6. ayın sonunda zaten antikor üretimi de bitiyor. Hı hı. Tekrar sıfırlamış oluyorsunuz. Yani 84 milyonu tekrar 2 doz aşı yapmanız ihtiyacı gerekiyor ve dünyada aşı üretimiyle ilgili çok ciddi bir problem var. En son Çin bize 10 milyon aşıyı şey olarak gönderdi. Yani şişelemeden gönderdi. Siz şişeleyin diye. Aşı üretmek bir problem. Şişelemek başka bir problem. Muhafaza sahibi. Muhafazası başka bir problem. Tabii tabii. Bir de aşısı olan ülkelerde bu aşıyı vatandaşların kabul edip yapması da ayrı bir problem. Şimdi İsrail 7 milyon nüfusu var. İsrail bunu başardı. Venezuela da diyor ki bize aşı verin, petrol verelim karşılığında, evet, diyor. Şimdi yani aşı ile ilgili, üretimle ilgili bir problem var. Türkiye'nin de yerli aşı çalışmaları var. Yerli aşı çalışmaları veya dünyadan tedarik edeceğimiz aşıları Sayın Cumhurbaşkanı'na takip ederseniz Haziran'ın sonuna kadar diyor Türkiye'de yeterli insanın aşıyı yapılabileceğini Cumhurbaşkanımız söylüyor. Hı hı. Demek ki bir 50 milyon 60 milyon doz aşı gelecek. Alman aşısıyla beraber ve belli yaş grubuna özellikle, yani çok küçük çocuklar herhalde düşünmüyorlar şu anda. Yeterli dediği %50'lik kısmı yani, %50'ye yani kadar, evet. O da işte 40 yaş 30 yaş belli meslek gruplarını yaparak 1 Temmuz itibariyle barem olarak da 50 milyon kişinin aşılanmasından bahsediliyor, evet, zaten değil mi? Pandemiden normal bir bulaşıcı hastalık statüsüne geçebilmeniz için toplumun, yani birçok Atabey, aslında bunu şöyle izah etmek lazım. Biz sağlıkçı veya şey uzmanı değiliz. Toplum sağlığı uzmanı değiliz. Ama net bir şey öğrendim ben bunda. Şu var. Bulaşıcı hastalık var dünyada. Hepsi bulaşıyor. Fakat pandemi olması ne demek? Bütün dünyaya bulaşma riskinin olması demek. Hı hı. Mesela AIDS diye bir virüs var. Bununla mukayese edilmez. O da bulaşıyor, öldürüyor. Aşısı da yok. Ama bulaşıcılığı bu kadar değil. Yani bulaşması kan yoluyla oluyor. Efendim başka yollarla oluyor. Şimdi bu insan karşı karşıya konuşurken karşısındakini etkileyebilen bir virüs. Bu yüzden pandemi olmuş. Grip de böyle. Bu arada lafınızı unutmayın. Anketlerde sonuçlandı. Editörümüz Kevser de onların sonuçlarını hazırlayabilirse onları da birazdan sizlerle paylaşayım. Evet. Şimdi toplum sağlığı uzmanları der ki %50'yi geçtiğiniz zamandır aşılamada veya toplum bağışıklığında bu bir pandemi statüsünden normal bulaşıcı hastalık statüsüne geçer. Bir sürü bulaşıcı hastalık var yani. Biz onlardan dolayı sokağa çıkma yasağı falan ilan etmiyoruz. Hepsi de hala devam ediyor. Dünyadaki hastalıkların hiçbiri dünyayı falan terk etmiş değil. Yani kızamık da devam ediyor efendim. Diğer bulaşıcı SARS da devam ediyor. Hı hı. MERS de devam ediyor. Efendim AIDS de devam ediyor. Ebola da devam ediyor ama pandemi statüsünde değil. Yani bütün dünyaya bulaşma riski yok. Pandemi bütün dünyanın bununla bulaşma riski olmasına deniyor veya ülkenin. Şimdi biz pandemiyi kaldırabilmemiz için toplumun yarısından daha fazlasını ya aşılayacağız ya da yarısından fazlası bu hastalığı geçirmiş olacak. Yarısından fazlasını hastalığı geçirmiş olmasını denemeye kalktılar. Hı-hı. Bu çok zor bir şey. Bütün hastaneler kilitlenir, milyonlarca insan ölür ve devletin sistemi çöker. O yüzden kapanarak, kısıtlayarak falan aşıya kadar ulaşma yapmamız lazım. Yani aşılanasıya kadar idare edeceğiz. Aşılandığımızda bu işi kurtulur. Yani herkes bir kere geçirsin kurtuluruzu deneyemeyiz. Çünkü o çok pahalıya mal olacak bir şey ve binlerce insan ölür. Yoğun bakımlar kilitlenir, hastaneler kilitlenir. Tek çare aşı diyorsunuz. Aşı, aşıda da adet önemli. Aşıyı sen üretmiyorsun, dışarıdan alıyorsun. Bununla ilgili siparişlerini vermişsin. Geç teslimat var ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın üzerinde defalarca söylediği şu:
Nisan ve Mayıs ayları içerisinde, evet, Haziran'da da, yani bu 3 ay içerisinde toplumda yeteri miktarda, yani yeteri miktar dediğim %50'yi bulacak miktarda insan aşılanacak. Yazında insanlar artık yarısı hastalığı hazır veya geçirmiş, diğer yarısı da buna bulaşabilir. Onlar da gençler olacak. Gençlerde de biliyorsunuz daha az etki yaratıyor. Öylelikle bir Eylül'e kadar geleceğiz. Hava şartları da tabii kapalı alandan açık alana çıkıyorsunuz. Eylül, böyle bir avantaj Eylül'de olacak. De şöyle bir durum olacak. Yazın her yer cıvıl cıvıl olur. Yani Eylül'e şimdi kadar da zaten aşı stoklarını yeniden 100 milyon adetlere getireceksiniz. Belki Eylül'de bir daha bir aşılanma olacak. O cıvıl cıvıllığı bu sene beklemeyelim de en azından olur. Bir seferlik cıvıllık yesin bize. Bu beklenen, bence olur. Bu beklenen, hesap edilen. Yani tatilimizden, keyfimizden de geri kalmayız yani. Fakat, hiç merak etmeyin. Fakat sahil kenarı gene hani bu son dönemler bir laf var. Lebalap mıydı, neydi? Evet. Yeni çıktı o lafta. Yani ağzına kadar dolu demek. Ağzına kadar dolu. Lebalap mıydı, neydi? Lebalap, evet. Lebalap. Şimdi... Evet. Lepten geliyor, dudaktan geliyor. Yani. Lebalep dudağına kadar olur yani demek. O sahiller falan. Şimdi biz pandemiyle ilgili neyi öngörürsek öngörelim. Bir gün virüs geliyor bize, madik atıyor. Yani amiyane tabirle. Virüs diyor ki bu yok öyle olmaz diyor. Yeni bir mutasyon çıkartıyor. O mutasyon onun daha da kat kat daha hızlı bulaşanı. Veya işte efendim yarın şeyler çıkacak. Bu aşıları delen geçene de çıkacak. Sosyal medyada bu şey konusu oldu. Size hangi varyanttan verelim, evet, falan. Şimdi, siz hangi mutasyondansınız falan diye de artık böyle. Burada Türkiye dünyayla beraber paralel aynı zikzakları çiziyor. Yani toplumun psikolojisi de yavaş yavaş bozuluyor. Hatta yani o tip şeylerin çıkması da. Ya işte hani. Bıraklığımız şey etsinler. Hani tırnak biraz... içerisinde böyle bir şey olacak da yani farklı bir böyle kahvane tabiri olacak da işi böyle cacıya sardırdılar kolay, yani. Kolay bir iş değil. Bu işte kongreydi, şöyleydi, yok AK Parti bu kongre yaptı, CHP kahvaltı yaptı da şu, sokakta da yaşıyoruz. Sokağa çıkan adam diyor ki, ya diyor herkes diyor sokağa çıkmış diyor. Kendisi de sokakta. Evet. Ya kimse diyor kurallara uymuyor diyor. Yaptık kendisi onunla ilgili geçen. Vatandaş vatandaşı kurallar. Suçladı diye. Yani. Neden biliyor musun? İnsan psikolojisine aykırı. İnsanı bu kadar kapalı bir yerde tutamazsınız yani. İnsan sosyal bir varlık yani ne yapabiliriz? Zaten hatta bir arada Sağlık Bakanı bir açıklaması vardı. Bulaş riski evde daha fazla diye de böyle garip bir açıklama vardı ama yani. Yani insanlar o zaman niye eve hapsoluyoruz? Niye sokağa çıkma kısıtlaması oluyor? Yani şimdi aşı ile ilgili bir imtihanımız daha uzun. Ben 2022 dedim başında size söyledim. Daha bu konuda çok sıkıntılar yaşarız. Evet. Devlet de tabii bu arada ne yapacağını çok bilir bir halde değil. Bütün dünyadaki ülkelerin olduğu gibi ben geçtiğimiz hafta bir sayın milletvekilimize dedim ki dünyada hani pandemiyle mücadelede hangi ülkeyi örnek göstersiniz dedim. Hı. Almanya'yı dedi. Yani gidin Almanya'ya bakın. Almanya'da da aşı sorunu var. Almanya'da da vaka sayısı 50 binlerde. Almanya'da da ekonomik daralma var. Almanya'da da insanların işsizlik problemleri, üretim problemleri var. Almanya'nın neyi var? Almanya buna girmeden önce döviz problemi olmayan, hükümetinde çok ciddi para olan bir ülkeydi. Fakat onlar için de yarın karanlık. Yani yarını karanlık artık ulusal güvenlik de oluşturur bu, evet, ileriki safhalarda. Bu nedenle dünyada bununla ilgili alabileceğimiz çok güzel bir örnek yok. Bizim kendimizin iyi örnek olması. Her koyun kendi bacağından asılıyor. Yani maalesef öyle bir gidişat onu gösteriyor. Öyle bir şey, yani bunu en başta devletlerin havaalanlarında birbirlerinin maskelerine, giysilerine el koymasında gördük. Ülkeler birbirine giden yardıma, evet, el koydular. Yani bu çok acı bir durum. Avrupa Birliği neredeyse çatladı bundan dolayı. Dağılma sürecine girdi. Dünya Avrupa aciz kaldı yani. Aciz kaldı. Avrupa deyince hemen onu da söyleyeyim. Avrupa'da birinci sıradayız şu anda. Hangi dünyada konuda? Da beşinci sıradayız. Pandemide, virüste. Türkiye birinci sırada. Neyi birinci yani? Covid-19'da. Anladınız mı Ertuğrul? Covid-19'da Türkiye Avrupa birincisi. Dünyanın da beşincisi oldu. Dünyada konuştuğumuz konu Covid zaten. Bulaşma ve nüfus yoğunluğuna göre birinci olduğumuzu söylüyorlar. Pekala ölüm oranlarında da en az hızlı o zaman. Yani bir tarafından bakarsan da
Ekonomik göstergelerde de ekonomik küçülmen ülkelerden biriyiz. Hani Türkiye'nin kendine ait bir tarzı da var burada. Bu tarzın sonucunda daha az insanın öldüğü, fakat daha fazla insana bulaştığı bir süreç, yani neredeyse şöyle de denilebilir, toplumsal bağışıklık mı istiyor hükümet diyebiliriz. Aslında istemiyor, onu da görüyoruz. Fakat toplum, Türk toplumu mobilize bir toplum. Evet. Yani Türk toplumu böyle çok fazla bir sıkıntıya gelecek, kapalı alanda duracak, kurallara çok uyacak bir toplum değil. Yani biz... Yani şimdi bazı yerlerde cumartesi pazar sokağa çıkma kısıtlaması var. Cuma günü her taraf lebalep miydi o? Sayın Kurşun, Türkiye'de Covid olmuş bir insana geçmiş olsuna gidip Covid olan binlerce vaka var. Yani bunu nasıl izah edeceğiz? Böyle bir yeriz yani şu anda. Kendimizce cenazeye gidiyoruz. Yaşıyoruz. Adam Covid'den ölmüş. Gidenlerin hepsi Covid olup geliyor. Başsağlığına gidiyoruz. Yani anketler hazırmış bu arada. Bir verelim ekrana. Bakalım ne gibi sonuçlar çıkmış. Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatı kazaydı, suikast dedik. %4 kaza, %96 katılım oranı da çok yüksek. %96 suikast olduğunu söylemiş. Diğer bir anketimizde Teknofest'in Teknofest 2022 ile alakalıydı. Onunla ilgili de sonuçlar şimdi gelecek. Afyonkarahisar'da yapılsın mı diye sormuştuk. %64 oranı evet yapılsın. %14 hayır yapılmasın. %20 bize vermezler diyor. Aslında çok ilginç bir rakam. Yani bize vermezler diyenler de aslında yapılsın isteyenler de. Yani ama hayır yapılmasın diyenler %14. Yani Teknofest'i bilmiyorum da herhalde altın kuru vardı orada. Demin onu gördüm. Evet, altın kuru vardı. Var. Şimdi döviz kuruna mı? Yok, borsa kuruna geçti. Bu biçim borsa. %2 kalıyor. Şöyle toplayınca %2 kalıyor Teknofest'i bilmiyorum diye. Tabii yani insanlar bilmese de bilmiyorum demez yani böyle bir... Ama bilmiyordur belki yani. Şimdi Teknofest'te ben herkesin bildiğini düşünmüyorum. Bugün canlı yayını izleyince de yani Teknofest deyince yok başka canım, şeyler de aklımıza... Sağ olsun il başkanlarımız çok güzel açıklamalar yaptılar. Hepsi biliyor Teknofest'i. Evet, madem yani Teknofest'e geçelim. Sonuçları nasıl buluyorsunuz? Hani suikast tamam, çok ezici bir %96 zaten oranında. Zaten dava açılmış bununla ilgili. Yani bir yani, suikast evet. olduğu belli. Diğer Türkiye'de o... HDP'ye bile dava açılmıyor ama buna dava açılmış. Demek ki bir delil ortada var. HDP'nin terör örgütü olduğu ile ilgili delili savcılık bulamamış ama bulamamış. Sayın Yazıcıoğlu ile yani ilgili. Ben harbiden yani şu cümleye takıldım kaldım. Az önce de okudum. Yani bir daha okuyayım. Teknofest'e geçmeden önce partililerle suçlamalara konu eylemler arasında ilişkilendirme yapılmadı. Yani Sayın Destici de söyledi. Yani biri çıktı heykelini dikeceğiz dedi. Öteki sırtımızı oraya buraya yaslıyoruz dedi. Eklenen delillerden bahsediyor ama. Yani bunlar eklenen delillerde öyle ama bir bak, bunu partililerle suçlamalara konu olan eylemler arasında bir bağ kurulamadı diyor. İşte bak Raportörün yazdığı raporu. Yani hani uzatmayalım bir cümle. Yani uzatmayalım şey de çok çok anlaşılır ve net. Yani belgeler diyor eksik. Siz bir şeyle suçluyorsunuz bu partiyi ama bunun suçladığınız delilleri tamam. Yeterli değil. Tamamlayıp göndersinler. Gelelim Teknosef'e. Burada önce şunu söyleyeyim ben. Hakikaten %64, %20'yi de böyle koyarsın da %84. Yani çok olumlu bir rakam. Yani Afyonkarahisar bunu istiyor. Evet. Niye istediğinin de göstergesi nedir? Hakikaten siz de bu konuda çok emek sarf ettiniz. Onu da söyleyeyim. Yani karar olarak da Vali Gökmen Çiçek'le ben yayın öncesinde bir değerlendirmede bulundum bu konuyla ilgili. Ben ilk defa denk geldim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan siyasi partilerin il başkanlarının böylesine bir ortamda, altını çizerek söylüyorum. Böylesine bir ortam dediğim ne? Salı siyasetten günü, uzak. Hayır. Salı günü birisi çıkacak, çarşamba günü öteki çıkacak, perşembe günü öbürü çıkacak. Genel başkanlar habire birbirlerine olmadık çok sert eleştiriler yapacak. Partinin alt kademelerinde de yine Afyonkarahisar olarak baktığınızda
3 gün 4 gün siyasi partilerin il başkanları, genel başkanlarına benzer açıklamalar, bu sefer ilin meseleleriyle ilgili basın toplantılar yapacak ve onlar arasında da çok sert tartışmalar olacak. Hı hı. Yani böylesi bir ortamda il başkanlarının Afyonkarahisar önemlidir meselesini gündeme getirince, hani ne derler? Mesele memleket meselesi olunca. Gerisi teferruattır mevzusu olunca, yani hem İYİ Parti il başkanını, hem MHP il başkanını, CHP il başkanını ve AK Parti il başkanını kutluyorum. Bunlara öncülük edenleri de kutluyorum ki çok büyük bir ihtimalle Gökmen Çiçek de büyük destek verdi. Siyasiler, bütün siyasi partilerin temsilcileri mutlaka bu konudan haberdardır. Milletvekillerinden haberdardır. Güzel bir ortamdı. Güzel bir, inşallah bu olur. Çünkü Afyonkarahisar'ın önü bundan sonraki dönemde, her zaman söylediğimiz gibi, tarım kenti olamadık, öğrenci kenti olamadık ama şu son yapılan çalışmalarla birlikte muazzam bir turizm kenti olmaya adayız. İşte otellerimizle, Frig Vadisi'yle, diğer yapılan çalışmalarla, Kocatepe'yle, tarihi, dini değerlerimizle hepsine bakıldığında Afyonkarahisar bu pastadan, turizm pastasından çok önemli bir pay alacak diye düşünüyorum. Özellikle bu şey geçince, pandemi Ramazan sonrası biraz daha rahatlar. İşte Mayıs, Haziran aylarında turizm sezonunda açıldığı bir dönemler olur. İnşallah. Ve Afyonkarahisar'ın önünü açık olarak görüyorum. Ve burada emeği geçenleri tekrar kutluyorum. Bu önemli bir konu. Yani sadece toplantı yaparak, açıklama yaparak değil, bunun da takip edilmesi lazım. Devamının diye gelmesi tabii, tabii, gerekiyor. Tabii. Sürekli gündemde tutup çalışmanın devamı. 2022 de çok önemli. Büyük Zafer'in 100. Tabii. Yılı. Kurtuluş Savaşı'nın kazanıldığı topraklarda yaşıyoruz. Mustafa Kemal Atatürk büyük taarruzu Kocatepe'den başlattı. Kesin zaferle sonuçlandı. Tabii İstanbul dışında bu güzelliklerle de Teknofest'in yapıldığı tek ilk Gaziantep olmuştu. Gazişehir olmuştu. Geçtiğimiz yıl. Umarız, hatta Haluk Bayraktar'ın da bir o tweet'e cevabı vardı. Sayın Vali Gökmen Çiçek tweet atmış. Hem o T3 mütevelli heyeti başkanı Selçuk Bayraktar, hem de T3'ün genel müdürü Haluk Bayraktar'ı da etiketlemişti Vali Gökmen Çiçek. Haluk Bayraktar'dan bir cevap yazıldı. Davet için teşekkür ediyoruz şeklinde. Aslında bu çok önemli. Yani en azından bir cevap verilmiş. Bu şunu da söyleyelim izleyenlerimiz tabii onu şey da hemen anlamında bulmaya çalışıyorum. Diyor ki eğitim gençlerimizin geleceği ve Teknofest birlikte gayret göstermemiz gereken en önemli meselelerimizin arasında yer alıyor. Teknofest'i Afyonkarahisar'a davet eden herkese yürekten teşekkürler demiş Haluk Bayraktar. Yani Bayraktarların bu konuda sivil havacılık konusunda çalışmaları çok önemli. Onlara da takdirlerimizi, sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Yani zaten bu bir anlamda havacılık çalışması ve Türkiye'nin de İsmail abi askeri her damada karşı değil yani onu görüyorum. Efendim? Her damada karşı değilsin. Yok yok yok. Yani benim için zaten damat işi de çok fazla şey değil. Keşke Berat Albayrak'ta ekonomiyi düzgün yönetmiş olsaydı, bu ülke çok iyi refaha kavuşmuş olsaydı, 128 milyar dolar gitmemiş olsaydı. Ama işte yani iyi yapanlar, kötü yapanlar. Yani ama işte o bizim damat şeyi birikimin önüne geçti. Yok yok, ben hakikaten bir iktisat, hayır sevgili Atagündüz Kursun, ben iktisatçı olarak hiçbir zaman şeyde de çok kullananlara da kızdım yani. Ertuğrul Radyo'dan hatırlar. Damat olarak hiçbir yayını açmadım işte. Adamın unvanı vardır. Berat Albayrak'tır. Hem damat olmasından dolayı bakan olmuş olabilir ama o koltukta da hakikaten önemli hizmetler yaptı. Şimdi kim ne derse desin. Son dönemdeki o 128 milyar dolar bayağı sıkıntılıydı. Onu söylemek lazım. Yani yoksa bu özellikle Teknofest'te yapılan iş önemli. Yapanlara takdirlerimizi gönderiyoruz. Umarız bunun devamı gelir ve 2022 Teknofest'le daha da güzel olur Afyon için. Siz bir şey söylemediniz. Şimdi Teknofest biliyorsunuz Türkiye'de 2019'da 2018'de
kuruldu, yapılmaya başlandı İstanbul'da. 20 bin takım, 100 bin genç buraya başvuruyor, kayıt yaptırıyor. 1 milyonun üzerinde de ziyaretçisi olan bir şeydi. Evet. Pandemiden önce, şu anda pandemi şartlarında bu rakamların artması beklenirken. Geçen yıl Gaziantep'te yapıldı ama pek de keyifli olmadı. Katılım bir öncekinden daha fazla katılımı takımlara. Ama tabii işte seyirci vesaire siz, misafir almak bazında. İstemiyorsunuz orada tabii pandemi şartlarına. Aslı şu, çok fazla seyirci gelmesi değil, orada takımların yarışması. Bilim, sanayi, uzay ve havacılık, Türk gençliğine yeni bir ufuk açıldı. Bu Selçuk Bayraktar ve Baykar'ın özellikle bu konudaki gayretleri, Türkiye'nin bu konuda sahada kazandığı başarılar, Türk insanını uzaya, havacılığa, istikbal göklerdedir Mustafa Kemal'in o veciz atasözüne doğru şu anda ilerliyoruz. Biliyorsunuz biz Hazerfen, Ahmet Çelebi'lerden tutun da tarihimizde de bu uzaya işte füze yapma denemelerine, uçma denemelerine kadar düşünmüş bir milletiz ve buna uygun da bir yapımız da var. Evet. Ve Teknofest'te de çok fazla vatandaşımızın da, gençlerimizin de hevesi var. Bu ne yapıyor? Onların daha kaliteli bir eğitim alma ihtiyacını onlara gösteriyor. Artık onlar biliyorlar ki buraya katılabilmek için iyi bir eğitim almanız lazım, bir şeyler bulmanız lazım. Ülke böyle faydalı olacağını biliyorlar. Bence muhteşem bir şey. Afyonkarahisar Teknofest'i 2022'de düzenlerse bu Afyonkarahisar'ın tarihte yaşadığı en büyük başarı olur. Ve Afyonkarahisar turizmi, Koca Tepesi, üniversitesi, şehri bundan her türlü termali olumlu etkilenir. Afyonkarahisar Türkiye'deki kabuğunu yırtar ve Türkiye'nin önemli bir marka şehri haline gelmiş olur. Zaten bununla ilgili çok çalışmalar var. Bu projeyi ortaya koyan Sayın Valimize, ona destek veren il başkanlarımıza hakikaten canı gönülden teşekkür ediyorum. Bizim en büyük gücümüz işte 26 Ağustos'un 100. yılı, yani Kurtuluş Savaşı'nın büyük zaferin 100. yılını da bunu talep etmek bize bir art avantaj sağlayacaktır. Evet. Çünkü bunu yani gelecek sene verelim size diyemezler. Tam 100. yılda bize bir şey oldu. Bunu yapabilir miyiz? Şimdi biz motocross şampiyonasını yapmışız. Bir alanımız var. İki sefer. Dünya motocross yapmışız. Şampiyonasını hep sahip. O alanlar kullanılabilir. Bilmiyorum teknik detaylarını. Fuar alanımız var. Zaten burada bir havalimanı var. Havaalanını, pistler. Zaten askeri havalimanında yapmayı planlıyorlar. Orada iki tane pist var. Yani onlar NATO standartında büyük pistler. Orası yedek bir meydandır. Yani büyük bir savaşta bizim diğer üslerimiz vurulduğu anda burası yedek meydan olarak özellikle yapılmıştır. Orası öyle hikayeden bir meydan falan değildir. Çok önemli. NATO içinde Türkiye savunması için önemli bir meydandır. Ve teknik altyapısı çok son derece de uygundur. Öyle bir meydan Teknofest'i düzenlemek için son derece de yeterlidir. Ben bu konuda Sayın Vali'nin ve siyasetin bu şekilde istekli arzulu olmasını, beraber hareket etmesini çok büyük bir kazanç olduğunu düşünüyorum. Ve bunun için ne gerekiyorsa, yani 50 milyon TL para harcanacaksa, 100 milyon TL taahhütte bulunacaksa, bunu bulunalım. Buradan hiç zararımız olmaz. Ama onun parayı bugün kazanırız, kaybederiz, önemli değil. Bunun için olmazsa olmazları zorlayalım. Diyelim ki şunu da biz yapalım, burayı da yapalım, şunu 3 ayda yapmayı taahhüt edelim. Neden? Bu kadar insan Afyonkarahisar'a gelirse, bu kadar odak Afyonkarahisar'a fokuslanırsa, bu kadar öğrenci buraya gelirse, Afyonkarahisar'ın üniversiteleri, turizmi, diğer bütün unsurları harekete geçer ve kesinlikle. Afyonkarahisar'ın bugüne kadar büyüttüğü, belli bir kıvama getirdiği değerler de ortaya çıkar. Ve birçok şeyden de yüzün akıyla çıktı. Dediğiniz gibi dünya motokras şampiyonu olsa çok olsun. Çok önemli. Bunu yapabilecek ne bileyim, başka yazın, bir yer yok. Birçok takım buraya kampa geliyor. Süper Lig takımları. Afyonkarahisar'ın ulaşım takımları, avantajı var. Şeyler de vardı. Onu da hemen hatırlatalım. Organizasyon deyince
klasik müzik festivali var. Tabii ki. 19. caz senesi, festivalleri. 20. senesi caz festivali. Evet, o yüzden diyorum yani, bunlar, hani bu tür etkinliklere alışkın bir şehir Afyonkarahisar. Yüz akı projeleri. Yüz akı projeler. Afyonkarahisar tecrübeli bir şehir yani. Evet, belediyesi de güçlüdür. Belediyesi de bunların altında kalkabilecek bir güçtedir. Vadisi çok dinamik. Yani kesinlikle. Bu vali döneminde böyle bir şey de yaşarsak, bu vali beyin dinamizmiyle bütün eksiklerini arı gibi tamamlar. Yerinde durmuyor maşallah. Büyük bir proje. Ben hiç hakikaten çok heyecanlandım. Ben merak ettim, bütün il başkanları toplanınca ne açıklanacak ki falan diye Teknofest sözü dolaşıyordu. Biliyorsunuz MasterChef organizasyonu oldu. Evet, o vardı. Kocatepe'de çekildi. Şimdi bakın, MasterChef'le bu şeyi, onu da söylemeyeyim. Bu bir başarısızlık değildir. Projesi neydi? Gastronomi projesi. Hı hı. Maalesef pandemiye kurban gitti. Evet. Şimdi biz gastronomi diyoruz. Yemek yeme yerleri, ama bu yemek yemenin yasak, dışarıda yemenin yasak olduğu bir dönemde denk geldi. Aslında buna da çok, belediyemiz çok ciddi yatırım yaptı. Giden valimiz Mustafa Tutulmaz'ın çok büyük bir projesiydi. Elimizden geleni yapıyoruz, fakat şeyi yasak yani. Ama olsun, nihayetinde Türkiye'de 3 şehir var. Gaziantep, Hatay ve Afyon. Yani bu artık var. Baki. O apolet var bizde. O artık baki o yani. O apolet gastronomi var. O şeye kurban gitti pandemi. Ama Teknofest şu var. Dışarıdan ziyaretçisi çok gelemese bile, yani nerede olursa olsun az gelecek. Çünkü şey yazın. Popülerite var yani. Teknofest'in orada olması zaten büyük bir şey. 20 bin takım, 100 bin öğrenci sadece buna başvuruyor, geliyor. Yani geçen yılki Antep'e başvuru bu kadar. Evet. Ve artarak gidiyor. Bu Afyonkarahisar da Antep'ten daha avantajlı. Çünkü Türkiye'nin ortasındayız biz. Yani İstanbul'dan Antep'e ancak uçakla giderseniz kolaydır. Tekirdağ'da, ama Afyon herkes... Afyon Valiliği'nin hazırladığı raporda şöyle diyor. Malum kavşak noktasında Afyon. Bütün yolların kavşak noktasında. 5 saatte maksimum. Her yere. 5 saatte gidilebilecek yaklaşık 40 milyon nüfusa hitap ediyor tabii. Afyon için. Doğru. Göbeğindeyiz yani. Yani şimdi, Türkiye'nin yarısı. Bence bu Afyon çok vizyon bir projesi olur. Bu arada belki şeyin içerisindeydi. Adso'nun binası, evet, dünya çapında bir ödül aldı. Arkadaşlar da uyarıyorlar. Son 7-8 dakikamız kalmış. O da çok gururlandıran bir şey. Açacağız. Yani inanılmaz bir şey. Dünya çapında bir ödülü Ticaret ve Sanayi Odası da İngiltere'deki BREEAM, evet, Bina Derecelendirme Kuruluşu tarafından Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası yeşil bina seçildi. Dünyada da birinci oldu. Hüsnü Bey'i geçtiğimiz Hüsnü haftada Bey'i, bununla gururlandık. Bu yakın... arada çok özür dilerim. Hani yeşil bina diyoruz ya. Onu yani bize... o ne bileyim binanın hani çimenler, geçti, çiçekler, böcekler değil efendim. Onu özellikle söyleyeyim. Fosil yakıt kullanılmadan ısıtılıyor. İçerik olarak binanın içerinden bahsediyor yani, yeşil dediğimiz o. Evet. Fosil yakıt da ısıtılmıyor. Doğal kaynaklar da ısıtılıyor. Kendi enerjisini kendisi üretiyor. Şimdi Hüsnü Bey Afyon Ticaret Odası Başkanı olunca o binayı inşaat mühendisi kendisi zaten. Yüksek mühendisi ve Afyon'daki çok büyük projelerin aslında tasarımcısı, yani ilk ortaya atan Hüsnü Bey'dir. Bu kanal dahil, işte oradaki büyük bir alışveriş merkezi var yol kenarında, onların da hepsi fikir babasıdır. Şimdi bu binanın, merkezdeki binanın Afyonkarahisar'a yeterli olmadığını, hatta oranın yıkılıp yapılarak daha değişik bir ekonomi döneceğini, buraya yapılması gerektiğini söylediğinde inanılmaz eleştiriler aldı. Yani ticaret odasını borçlandırmak, ama ticaret odasına dünya çapında bir bina yaptı ve oraya gelenler hayret ediyorlardı. Yani böyle bir şehirde nasıl böyle bir bina olabilir? Düşünebiliyor musunuz? Meclis salonunda kaç tane dilde aynı anda simultane evet, tercüme edilebilecek sistemlerden tutun. Bir devlet, yani birçok ülkenin devlet merkezinin yönetim yerinden bile daha gelişmiş bir teknolojik altyapısı olan bir yer yaptı. Ticaret odası falan batmadı yani neticede. Hiçbir işte şey olmadı. Eski binasını da yıktı, yaptılar. Şimdi buradan Hüsnü Bey tabii çok
mutlu olmuştur hem Afyonkarahisar'dan hem de yaptığı projenin ne kadar. Şimdi de mesela onun arkasında da ilk yeşil organize sanayiyi yapacağız. Evet, diyor. İkinci organize sanayi Sinanpaşa'da. Diyor. Orada da tabii bir ticaret odası olarak, bir paydaş olarak ben bu bağlamda Afyonkarahisar Ticaret Odası yönetimine, meclis üyelerine, Afyonkarahisar'ın sanayici ve tüccarlarına tebrik ediyorum. Hakikaten bir 7000 civarında da oy kullanılmış. Yani tabii. Sadece hani Afyon camiası değil, dünya top başkanı çapında. Rıfat Hisarcık Dolu destek verdi, valilik, belediye. Tabii, dünya çapında. Yani hepsi bir seferberlik ilan edildi. Sorsanız o da Afyon'un binasının Türkiye çapında. Mesela o top kulelerini satın aldı, o tekel binasının olduğu yer falan. Hı hı. Biliyor ki Afyon Ticaret Odası'nın binası... Sağ olsun bizi kırmadı, orada bir telefon bağlantısı yapmıştı. Evet. İsmail Akar, siz neler söylemek evet, istersiniz? Ben de tebrik ediyorum. Önemli bir gelişme, çevre anlamında da ve gelecek günler içinde, önümüzdeki süreç içinde önemli bir gelişme. Hem yönetimi hem Hüsnü Başkan'ı tebrik ediyorum. Hüsnü Başkan'a da buradan şunu söylemek istiyorum. Bugün Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu da açıklamayı yaptı. Ama bir sivil toplum örgütü başkanı olarak da Hüsnü Başkan'dan da bekliyorum. Bu kısa çalışma ödeneğinin evet. uzatılması konusunda Afyon iş adamlarının taleplerini de yukarıya iletmesini muhakkak iletmiştir. Çünkü top başkanı o açıklamayı yaptığına göre veya kamuoyuyla da paylaşırsa birdir. Evet, veya da kamuoyuyla da paylaşsın iletildiğinde diye hı-hı. düşünüyorum. Tekrar emeği geçenleri kutluyorum. Yayında bitti zannedersem. Muhtemelen kaç dakika kaldı arkadaşlar? 3 dakikamız var. Ben bittim o zaman. Ben iyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İsmail abi çok fazla konuşmadı. O zaman abi, kapanışı siz yapın Ertuğrul. Şimdi sen. İsmail abi. Radyoda çok mu konuşuyor? Şimdi İsmail abi geçtiğimiz hafta hakikaten bir şehir dışı yolculuğundan dolayı gelememişti. Fakat o işte radyo vericisi yani bir habercilik için, haber evet. akışı için o vericinin o karda, kışta, tepede vericisini kolay değiştirmesi değil. İçin kendisi halbuki böyle bir teknik bir eleman değil, oradan para kazanan birisi de değil. Ve gitti çok ciddi bir hastalık geçirdi. 5 gün hastanede yattı ve çok zor şartlarda. İnanın bugün çok zor şartlarda da evden getirdik. Ben kendisine de teşekkür ediyorum. Onu izleyicilerimiz de özlüyor. Zaten biz o olmadığı zaman burada bir monolog olmuş oluyor. Yani değil onun mi? Mutlaka farklı bir bakış açısıyla olayları yorumlaması. Hatta kadar... sen de geç kaldın. Ben tek başıma başlamıştım. Kar yağışından dolayı ben, geçen tabii, hafta. Ben de inanılmaz zor şartlarda geldim o anda. Evet, yani evet. çok büyük bir kar ve sıkı vardı. Ayağınıza sağlık. Estağfurullah. Tabii bu programın izlenirliği, Afyon'daki yarattığı dalga, insanların bu program hakkında konuşmaları tabii bizleri mutlu ediyor. Ve daha güzel şeyler yapmaya da teşvik oluyor. Ediyor. Bugün kesinlikle. Bir genel başkan da uzun süre program yaptık. Kendisi ne kadar bu kanala ve sizlere değer verdiğini de orada gösterdi. Sağ olsun. Sağ olsun. Türkiye çapında bir genel başkan bir saat ve bütün sosyal medyasında da Afyon Kanal 3'te evet. Ben bazen yani biz kendimiz de kullanıyoruz diğer yaygın kanallar veya işte büyük bana diyorlar ki işte büyük televizyon kanal. Büyük kanallarda konuşanlar gibi sizin programlar diyor. Gerçekten söylüyorum biz yayın yapıyoruz dediğim zaten bu kanal büyük ulusal bir kanal. Ulusal bir tabii kanal. Kanal büyük bir kanal zaten. Neden kanal, yerel kanal ismi? Yani yayın merkezi Afyon'da olduğu için. Bu kanal Kanal 3, yerel kanal. Kanal 7, Kanal 8, TV 8 gibi zaten isminin başta işte Hüsnü Bey'i başta koyarken buranın Afyon'un sınırlarının üzerinde tüm Türkiye çapında, dünya çapında bir kanal olması için ki yurt dışında da inanılmaz izleyicisi var. Bir kanal olması için elden geleni yaptılar ve çok büyük imkanlar serdiler. Birçok insan da bu mesela Afyon'da Teknofest yapılmasın diye oy verenlerin birçoğu şehir dışındaki insan, başka insanlar yani. Ben gelemeyeceğim olmasın mı? Yok şey yani Afyon'da değil. Bu kanalı normal ulusal bir kanal, hayır, ulusal bir kanal olarak izliyor adam. Başka bir şehirde o da diyor ki Afyon'da yapılmasın kendi şehrimizde yapılsın diyor. Çok doğru da bir oy kullanıyor kendisine göre. Orada böyle bir problem de yok. Yani Kanal 3, Kanal 03 değil yani. Kanal 3, evet. Türkiye'nin 3. kanalı. Yani bu az bir kanal değil. Bugüne kadar da geçtiğimiz günlerde buranın da
şey kutlandı, yaş günü. Ondan önce de Türkiye'de yılın en iyi yerel kanalı seçildi. Evet. Ankara'da ödül alındı Cumhurbaşkanımızın elinden. Afyon kendi değerlerini bilsin. Afyon Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesidir. Afyon'un kurumları, kuruluşları da Türkiye'ye iz bırakan, Türkiye'yi dünyada yarışmalarda birinci yapabilecek kapasitede de süre bitti herhalde. Yayından KC'leri falan aldılar Ertuğrul Sevim. Yani... Olsun, ben konuşayım. Problem yok. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İsmail Akar, Ertuğrul Sevim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için konuklarımız da vardı. Bağlantılarımız da vardı. Onların da kıymetli yorumlarını dinledik. Yayında ve yapımda tabii ki emeği geçen arkadaşlarımız var. Kameraman arkadaşlarımız, ana kumanda, rejide, sevgili Gül, Kevser. Hepsine Ramazan, Tahsin, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına. Haftaya yine çarşamba günü 21.30'da Haber Vadisi'nde yine farklı konularla, farklı konuklarla sizlerin karşısında olabilmek ümidiyle. İyi geceler efendim. Hoşçakalın.